O'zbekistondagi sivilizatsiya markazi xodimlaridan bo'lgan biz uchun qadrli, biz uchun taniqli bo'lgan, lahajadoshimiz bo'lgan mana bu mehroblar ham qoramizdagi begona emas. Bu mehroblardan ma'rifatlarini bizlarga isbotlagan ustoz Abror Muxtor Ali hazratlari mana tashrif buyurganlar. Ulardan iltimos qilamizki, biz jamoatga o'zlarining go'zal suhbatlarini isbotlab bersalar. Qorayin. Xo'p. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز قدردان برادرلر أتحاللر أكو أكالر بغن بو عزيز مسكنلردن بر بولغن محلمزن كوركم مسجدلردن برده سيز عزيز برادرلر بلن peshin namozidan keyingi suhbatda muqobil bo'lib turganligimizdan bag'oyat mamnunmiz. Alloh subhanahu va taolo bu majlisni bizlar uchun dunyo va oxiratda foydamizga hujjat bo'lishini nasib qilsin. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning islom ummatiga bergan tarbiyalari olam shumul tarbiya hisoblanadi. Payg'ambar alayhi salatu va salomning tarbiyasini olgan musulmonlar juda oz fursatda butun insoniyat uchun manfaatli odamlarga aylangan. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning tarbiyasini olish, u zotning to'g'ri ta'limotlaridan foydalanish nafaqat musulmonlarning o'zaro bir-birlariga manfaat, balki musulmon bo'lmagan xalqlarga ham olam shumul manfaatlarni taqdim qilgan. Islom musulmonchilik har doim manfaatli ishlarning debochasida turgan, ya'ni bosh rolida. Islomga amal qilgan, islomni to'g'ri tushungan qadimdagi sahobalardan keyin tobiinlar va to bugunga qadar butun dunyo islom bilan yuksalgan. Hatto ajablanarli tadqiqotlar bor, dunyodagi eng manaman degan rivojlangan davlatlarning qonun qoidalarining asoschilari musulmon. Bugungi kundagi qonunshunosligi, ya'ni uslubiy bir-biriga solishtirish uslubiga qurilgan qonunlari bizni Marg'inoniyning hidoya asaridan olingan. Islom ummati islom ta'limotlariga to'g'ri yondashganda butun dunyoga manfaat tarqatdi. Lekin islom tushunchalarini noto'g'ri tushunib olib, islomga amal qilyapman degan, islomga eng zo'rini men amal qilyapman degan da'vo bilan u boshqa millatlar u yoqda tursin, o'zimizga zarar beradigan odamlarga guvoh bo'ldi. Tarix ham, bugun ham. Agar bu ta'limotlarni to'g'ri o'zlashtirmasak, islomni ichida turib musulmonlarga, xalqiga, millatiga, yurtiga, diniga, hamma narsaga zarar yetkazishlik tajribasi maydonda ko'rildi. Bu joyda islomda muammo yo'q. Islomning ta'limotida muammo yo'q. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning ta'limotini olgan sahobalar Qudusni fath qildi. Qudus fath qilingan paytda Qudus katolik cherkovining qo'lida edi. Qudusdagi 200 ga yaqin ma'bad hozir ham bor. Boshqa din vakillarining qo'lida edi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu Qudusni fath qilganlaridan keyin Qudusdagi rohiblar Hazrat Umarning o'zini kelishlarini talab qilishgan. O'zlari kelsin, kalitlarni o'zlariga topshiramiz. Maqsadlari bor edi. Nima? Bizga shu joyda ibodatimizga, bizni haq huquqlarimizga, ya'ni imkon bersin. Mayli Qudusni topshiramiz, lekin bizni ham huquqlarimizni ya'ni himoya qilsin. Bir qancha ro'yxatni tuzib olib kutib o'tirishgan. Hazrat Umar Madinadan yo'lga chiqib, o'zlarining qullari bilan. Islom ta'limotini qarang.
Kulları bilen bir kıl giydiler, bir kıl giyinediler. Taşkarıdan karagan adam Umar bilen kulunu acırat almaydı. Yani kulge zulüm bulmasın diye piyada yürüledi. Bitti tüye var. Nabat nabat minişedi. Bir müddet Hazreti Umar minediler, kul yeteleydi. Bir müddet kul minedi, Hazreti Umar yeteleydiler. Kudüs'ke kirib barış müddeti Hazreti Umar tüyeni yeteleş, kul tüyeni miniş müddetine doğru gegen. İslam bergen talimatını karayın. Kul astıdaki adamge zulüm kımaslikini örgeti yaptı. O nafakat o yukarı tabaka, belki kul astıdaki kullerge hem menfaatini yetkazadı İslam. Yordam beradi. Yani onun hukuklarını himoya qiladi. İslam'ın doğru talimatını, eğer siz Müslüman'dan kimge manfaat yetiyatkenini körseyiz, o adam İslam'ın doğru düşünüptü. Eğer kim İslam namıdan aramızda ihtilaf kuzayetken bulsa, cancel çıkarayetken bulsa, zarar yetkazayetken bulsa, İslam'ın doğru düşünmeyen. Bana şu cöyden bilip alışımız gerek. Umar radıyallahu anh'unu tüyanı yetelep kiliyetkarlarını körüp, ha kul bu bose kerek, tüyadaki Umar bose kerek deyip, adamlar yugurup varıp tepedeki adamını Umar Umar kılıp hürmetini cahaya koyuştu. Kul ayıttı ki, yo ben Umar, bana Umar dedi. Yediydi Umar. Kimiyen bir kıldı yani. Şunda Hazreti Umar radıyallahu anhu ularga ettiler. Biz sizlerge dediler, itikad erkinliğini tamamlayımız. İbadat hanaylarga hiç kim halakat kımaydı. Sizler salıqdan ibadat kılarken sizler ibadat hanaylar azat boladı. Unday boladı, bunday boladı. Sanat diktiler. Bir kançı hukuklarını hali ular talep kımasından birdiler. Şunda rahipler yazıp olgan talep namasını bir kitken sekin. Demek ki ondan zor narsalarını birgeller. Ular özleri hohlamagan, özleri oylab topmagan hukuklarını birgeller. Hursan bop kitkeniden rahip aytken ki yürüyün. Ben sizde degen özümüzün ibadet hanelerimiz bilen tanıştıramam degen. Kollardan yeterek Hazreti Umar'ını bitti çirkevlerine kırıtken. Ben Kudüs hakkıdayan bir sohbet kıyganım. Bir saat bir yarım saatlik sohbet. Körüşünü teklif kılaman. Kudüs ota tarihi joy. Kudüs bütün dillerinin merkezi. Barça peygamberler şu joyda. İstikamet kıygan aksarları İbrahim aleyhissalatu vesselam'dan keyin şu joy asasi Kabe yani kıble vazifesini ötegen. Tarihi joy. Kudüs'ün her bir taşı peygamberlerden haber beredi. Şu ne kadar joy. Keyin aylana aylana yürüp yürüp bir çirkevge kirişkenleri de yok asır yok peşin vakti bu kaldı. Namaz vakti. Şimdi Hazreti Umar ettiler ki namaz okumak için ben dediler. Bilemez namaz okusayız tuttu okula vurayım dedi. Çirkevun içiydi. Ettiler okusan bola vurayım tozacay. Müslümanlarına hem acay ibadet hana kılıngen yani mescid kılıngen. Lekin bu joyda okusam, menden keyin keladigan Müslümanlar Umar mana şu çirkevda namaz okuyan deyip okuyumuz depsilerinin ibadetinlerine halakıt kıladı dedi. Başka din vekilini, hukuklarını, himayesini koruyapsız mı? İslami terbiyenin neticesini koruyapsız mı? Ne fakat Müslümanlarına, belki başka din vekillerinin ham hukuklarını himaye kıyan nimeyken, İslam'ın doğru talimatı bilen rivojlangan yani sahabeler. Doğru talimin neticesi bu. Taşkarıya çıktılar. Havlu'da asr namazını okudular ve ettiler ki menge bir yazı, kağız bir kalem verin dediler. Yani terimi bir narsa. Ab girişte yazdılar. Falan yedi, falan senede Umar asr namazını bana şu cahide okudu. Şimdi bundan keyin bir arta Müslüman için bana şu cahide asr namaz okuşluğu caizmez. Yazıp, imzalarını koyup, muhurlarını basıp, halki rahatını koluğa verdiler. Bunu asrap koy dediler. Menden ki inkelip şu caydan namaz okuyayım ben deyip sizlerge halakıt kımakçı boyan Müslümanlarge kurs atasılar. Mene insan hukuklarını himayesi kim teşkil kıyar? Şimdi şundan bilin biraderler. Biz ne fakat başka gayrı dillerge, Müslümanlarge zarar bir yetken ülkelerimizin bazılarge hitap kılıp eytemem. İslam'ı doğru örgenin. İslam zarar künendeler dinimez. İslam ihtilaf kıladigeller dinimez. İslam birleştiredigen. İslam rivojni xohlaydigan, İslam bütün ümmetini menfaati uchun xizmat qiladigan din. Bunu doğru o'rganishimiz kerak. Şu ta'limotlardan bittasi bir hadis sharhini o'rganamiz inshaalloh robbil alamin. Bismillah.
Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu'dan kılınadı bu rivayet. Bu rivayet Buhari'de hem Müslim'de hem kegen. Sahih rivayetlerini bir kançası da türlü hıl lafzlar bilen kegen, lekin umumi maması. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu bir günü Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan sorardılar. Ya Resulallah, eyyül a'mal ahabbu ilallah dediler. Ya Allah'ın Resulü, kaysa amel Allah'ki en mahbub amel. Allah yoktur edigen amel kaysa amel. Hammamızın içimiz derdimiz şu. Bir amel kılaylik Allah yoktursun. Bir iş kılaylik Allah da Allah onu yoktursun. Sahabe Celil bunu söyledi. Eyyül a'mal ahabbu ilallah. Peygamber aleyhissalatu vesselam as-salatu ala vaktiha dediler. Öz vaktide okulgen namaz. Vaktide okulgen namaz en afzal amel dediler. Thumma ayyu, undan keyin kaysa dediler. Undan keyin birrul valideyk. Yok ki birrul valideyin dediler. Ota onenge yakşılık kılış. Yok ki ota onenge yakşılık kılış. Thumma ayyu, undan keyin kaysa biri dedi Peygamber aleyhissalatu vesselam. El cihadu fi sabilillah dediler. Allah yoludaki cihat dediler. Eğer deydi Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhuma. Thumma ayyu, keyin kaysa desem yana ayta vurardılar. Yana kupını ziyada kılıp ayta vurardılar. Ben tohtattım savalını degen. Bana şu üçte meselede üçte savalını bergen sahabege berilgen cevapta İslam'ın umurtkası yatadı. Bunu şarkıda ulamalar aytadı. Nima uchun Peygamber aleyhissalatu vesselam en afzal amel, mahbub amel degende namazını sanadılar. Öz vaktide okulgen namaz dediler. Nima ki imanını sanamadılar? İmanını aytseler bular diyor. Adatta başka hadislerde en afzal amel nima dese Allah ki iman kiltiriş degenler. Başka bir adam en yakşı amel nima degende gazap kımaslık degenler. Başka bir rivayette en yakşı amel nima dese roza degenler. Bu hadislerin umumi mecmuasını toplasanız iktidai hal, vaziyetinin takazasına göre cevap bergenleri kep çıkadı. Lekin mana bu hadis umumi hamma narsani özüde cemleydi. Nimaga namazını öz vaktide okuş imandan hem aldın hesaplandı dese, çünkü namazını öz vaktide okuşluk için iman şart. Zaten imanı var adam okuydu bunu. Doğru mu? İmanı müstahkem adam namazını ada kıladı. Nimaga namazını aytib koydular dese, Allah bilen bende ortasıdır. Bendeki en yaraşıklık amel namaz. Eğer namazı tapılsa başka amelleri zaten onda mevcut. Eğer namazını ki zayi kıladigen bulsa başka amellerini zayi kılışlığı yine de hem yengil bulup getirdi. Şunun için Peygamber aleyhissalatu vesselam merkezge urup koydular. En noktasıge. Keyin kaysa degende ota onenge yakşılık kılış dediler. Ve halen ki başka bir rivayetler var. Koşnige yakşılık kılış en yakşı amel. Ulamalarga hizmet kılış en yakşı amel. Kekse adamga hürmet kursatış yakşı amel değil yani. Lekin bu hadiste en merkezine etkiler. Demek ki ata ananı bir insan ediler. Çünkü insan öz ata anasıge yakşılık kılmese başkalarga kılıngan yakşılık bahalenmeydi. Otasını hizmetini kime yaptı da köçeye çıkıp alıp durup başka yaplarını, başka narsalarını dava akıllı yaptı. Onu yapmaz. Kur'an-ı Kerim Allah Subhanahu ve Taala'ya itaatını kayırdı, zikir kılgen bulsa arkasından ata anaya yakşılık kılıçdığını etken. Eûzu billahi mineşşeytanirracim ve kadâ rabbuke ellâ ta'budu illâ iyyâhu ve bil vâlideyni ihsâne. Allah Rabbiniz özüge yine ibadet kılıçlıkça buyurdu, hüküm kıldı ve ata anaya yakşılık kılıçlıkça buyurdu. Kur'an ayetleri de Allah'a itaat yanı da ata anaya yakşılık bilen kegen. Daim. Abdullah ibn Mas'ud ayet ediler. Kim ata anasıya yakşılık kımese yu, ata anasıya yakşılık kımese yu, lekin Allah'a ibadet kılıyapman dese gapi yalhan degenler. Çünkü Allah acretmegenler seni, ben de acretişi mümkünmez. İkinci cüftlik var Kur'an'da. Kayırda zakat gelgen bolsa yanında namaz gelgen. Ve akimus salate ve atu zakate kegen.
namoz okuyatken adam zakat vermese namazı da nuksan boladı. Zakat veremen de namaz okusmasa zakatı da nuksan boptırdı. Birbirine bağlı narsalar. Yine bitti cüftlik var. Ve ati'u Allah'a ve ati'u Rasul. Allah'a itaat kılın, Rasul'a itaat kılın. Kim, ben Allah'a itaat kılıyemem dese, sünnetke irgeçmese, Rasulullah'a boyun sünmese, o kişinin talimatlarına kulak salmese, Allah'a itaat kılıyemem degen gapi yalgan. Huddu şunu Peygamber aleyhissalatu vesselam yukarıdaki hadiste merkezine itip koydular. Ata anasıge yakşilik kımegen adam dünyada avara bulmasın. Berber işi rivojlanmaydı. Ata anasıge yakşilikini kıp koygen, ata anasının duasını agen bale yigit cüde uzunu uruntırmasın. Berber dünyasıyam yakşı baladı, ahiretiyam zor baladı bana. Ata ananı şunun için ortada zikir kıp koydular. Peygamber aleyhissalatu vesselamın cümleleri hem vahiy. Yani bunu ne deyildi? Cevami'ül kelim deyildi. Az yine kelimini eytediler, mutlak kop narsanı öz içine aladı. Üçüncüsü de, kaysi degenleri de, el cihadu fi sebilillah dediler. Allah yolundaki cihad. Cihad kelimesi doğrusu da, biz bir kança müddet gapiriş, tarif kılış, bunun aslı istilahı nime, bunun tertipleri kanday ikerliğini aytıştan masuva bulduk. Aytalmay kaldık. İmamlarımız hatta bunu ayçiçten çöçüp kaldı. Gepiri bulmadı. Biz bana altın silsile degen hadis toplamları da cihat babı kilse ciddi cahd kılıp yazasan deyip yani tehditler buldu. Cihat babını yazalmaya kaldı. Bir kança müddet bu ümmet. Netice ne buldu? Cihattan yani cihat kelimesinin asıl manasından çitletip adamlarını cihat degen de terror degen düşünceni adamlarının içine kanını sindirivar işte. Ana senin imamların gapir olmaydı, men gapiraman qilib. Bunda demek iki tomondan hata ketdi. Cihad, ha, qurollik harakat ham cihad deyiladi. Lekin o eng oxirgi nuqtada aytiladi, oxirgi nuqta. İmkanı yok, iloji yok, bir adam sizga hujum qilgan paytda o'zini himoya qilish vaziyatida cihadga ruxsat beriladi. Cihadga ruxsat. Qur'on-i Kerim اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا degen. اُذِنَ izin verildi degen. İzin kimge veriladı? Keltek yegen adamge veriladı. Bana Mursan meyli mi deydi? Ha, meyli dese ki bit durup uhlatıladı onu. Bu mesem ura vursa hop deyip dura vursayız, ura vursa hop deyip vursayız onda adalet bu miydi? İslam izin verdi, izin. Kuralli cenge en ahırıda izin verdi. Bunu bugün yükünde birinci plange çıkarıvalışı yaptı. Ne Kur'an'ını bilmeydi, ne hadisini bilmeydi gen adamge birinci mene Kur'an'da hadiste gelgen cihat en afzal amel degen deyip kuluge kural verip özünün Müslüman biraderini attırıyepti. Yani neticeni görün, şu kuluge kural algen adamlar Müslümanlarge kay derecede fayda veriyepti. Onu hiç kim sana birer miydi? Şu işke baş koşken adamın ailesini körün, etrafını körün, yakın birader, karındaş urugunu körün. Bu balenin şu avlatke faydası yok. Şimdi zararını sen eymen deseniz adakılı bu miydi? Zararını ordunu kaplar bu miydi? İslam talimatı da ne miydi? Zarar yetkazmaslık kere gidi. İslam'ın talimatını doğru örgengen adam Müslümanlarına zarar yetkazmaslık kere. Kafırlarını koyayım. Müslümanlarına zararı tekmeslik kere gidi. Hop, nima gapda jihadni gapirdilar desa, jihad musulmonning g'ayrati. Musulmonning g'ayrati. Yuqoridagi namoz uchun ham jihad kerak, o'z vaqtida o'qish uchun. Jihad g'ururi bo'lish kerak. Chunki namozingizni qazo bo'lib qolishligidan xavotir qilib harakat qilishingizni nomi arabchada jihad deyiladi. Ota-onaga yaxshilik qilish hadisda keldi yuqorisida. Ota-onaga yaxshilik qilishlik ham jihad bilan bo'ladi. Ota onangizni kekstayib qolgan paytda uni barcha ehtiyojlari injiqliklarini ko'tarishga bolaga insonga sabr kerak. Harakat kerak, shunga jiddi jahd kerak. Shuni otini jihad deydi. Jihadni nima uchun sanadilar? Insonning musulmonning g'ayrat qilishi mumkin bo'lgan, ya'ni nomus qilib rashq qilishi mumkin bo'lgan yagona tushunchasi iymoni e'tiqodi. Qolgan narsa shundan keyin keladi. İmanı itikadını himoyasi uchun mustahkam turib bermagan odam boshqa qilayotgan harakatlari zoyir ketadi.
Şunu için bunu zikir kıldılar. Peygamber aleyhissalatu vesselam. Kurallı cihat meselesi biraderler. Bu müftinin fatvası, ulemalarının kengeşi ve bütün başlığı fatvaya barçanın tasdiki bilen boladı. Orada ki kendi etiketi yapmayan bugün Suriye'deki vaziyet. Doğrusu da bazı tahlillerini eğitim, hazır buluyetken tahlillerden. Özlerine cihat deyip bu meseleni şiar kılıp götürüp oyan adamlar tahminen 300'ye yakın Özbek zaban, Müslüman ülkelerimiz hazır oturgen cahiden kanday kılıp ketivarsak iken de oturuştu. Umumi cemaat oturup alıp ben hakkımda yap buladı uttu. Ya daha burar badbah, tağut, saray meleği deyişedi. Allah hadi ketken denkin. Lekin abrar doğru ayeti yaptı biraderler deydi. Birbirige. Kanak çıkıp gitseyi bularken deyipti. Ularını kanday çakırışken biz tavhid cihat bayrağı aslıda cenkili yapmız. Tavhid bayrağı aslıda cenkili yapmız. Biz bana bu hayatı tahriri Şam var. Tahriri Şam'a alakamız yok. Ne ki ularge boysun yapsanız? Boysun mu yapmız? Yani bizden çakırgen medyaçılar var o. Medya yani Saad Muhtar degeni var, başka narsatı degenleri var. Medyaya çıkıp alıp özünü ulema kursatadı. İki de kelimeni doğru bilmeyi degen adamlar. Yaş balalarımızını aldıp cihat, cihat deyip çakırı yetkenler. Bunlar oturup alıp adamlarını kelişligiden manfaat payda öyle oturup. Çünkü adam çakırılmasa rabat degen çigarada cengde asasi kan toka degen cahide siz bizge okşagen yaş braderlerimizini koyuş gerek. Şunu için gereksiz siz biz. Borgan adam ötte o Abu Salah'ın samsahanası işlemiydi. Ana o rabatta oturadı. O oturadı gen cahinin birinci kademi de oturadı. Bunlar da közü açılıp kaldı. Ben yapırdım bazı cahilerde. Hoy. Sizler hayat-ı tahriri Şam'ın kolu da yani asker sizler. Desem buluşu mümkünmez dedi birinci. Şimdi hazır hammasının içi de bu şubha tarikat duruptu. Yani bu hakikat. Onların şubhası malum buldu. Hayat-ı tahriri Şam Türkiye'nin koludaki norasmi armiye. Hazır hayat-ı tahriri Şam'ını Avrupa İttifakı, Amerika hafsızlık hizmetleri terror teşkilatı degen ruhattan çıkarmakçı. Ne demek? Demokratik teşkilat bu geldi üçün. Biz de demokratiye küfür deyip ketip geldiler, demokratik teşkilatke hizmet kılıyordu hazır. Bizde Özbek zaban ulemalarımız yok ucayda. Bizde Özbek zaban ulemalarımız ucayda yok. Şunu için ya Mısır'dan, ya ki Saudiye'den, ya şu kekse, Arap dilini biledigen, az günü Kur'an hadisten gepirale edigen adamlarını ap girip, ularge domla kılıp kursatı yaptı. Bana şeyhimiz, bana üstazımız dedi. Özbeklerden ulema yok otte. Uleması bulmagan cemaatini akıbeti yakışmaz. Orada kekken de eğitim ben, cihat hakkıdaki hadisten kirp çıkıp eğitim ben. Braderler, biz de içimizde kemeyip gitti de, elhamdülillahi rabbil alemin. Halkımızın közü açıldı da, biraz uşa notoru tasarruf buldu. İmamlarga gapirtirilmedi. Asıl meselenin mahiyeti açılmagani uçun hatanın arkasından zarar gördük. Lekin az güne müddette halkının közü açıklığını kursattı. Biz şimdi aldanmayız. Ular hizmet kılıyetken teşkilatlar, biz yetken memleket çelikmez. Keçeme aldığın günü gördüler mi? Uşa malum meşhur devlette LGBT'nin mitingi buldu. Miting köçede. Kançadır bin adam köçede çıkıp durup işte buzuk tabiatını namayış kılıyordu. Bütten cihat tepkiti yetkenler işte siyasetini kollab kuvvetlaş için kılıyordu. Hunik kılıp aitsegem LGBT'ye hizmetke kılıyordu. Bizde miting kılaman dedi ne oldu? Şimdi ne kadar Özbeği bile hazırlaşmasın. Biz ne kıldık? Ordunu otkızıp koyduk millet olarak. Ularda miting bulu yaptı. Hiç kim hiç narsa kılalma yaptı. Bu degene biz ularını kemsit, özini kütar degenemez. Bu muamma bütün dünyada global muamma buralarlar. Şunun için ordu kegende eti yapman. Aldanmayın. Aldanmayın. Ben şu mahalleni farzlandım ben. Beni uyumam şu yakın ortada. Beni terbiye kıyken şu mescid. Bu tücüde yaşı uluğ. Birader, atahallarımız, amekelerimiz vardı. Köpleri utip gitti.
juda xulqi ulug' bo'lgan. Zikrullah hojaga bordilar. Alloh taolo rahmat qilsin, o'tib ketdi. Tohir hojaga bordilar. Alloh taolo rahmat qilsin, o'tib ketdi. Bu yerda sonini sanab adoga yetolmaydigan bir qancha mahallani aktivlari bor edi. Shu odamlar islomning ta'limotini to'g'ri tushungani uchun jamiyatga foydali narsa qoldirib ketdi. Shu masjidning ochilishida buni ochilishini biladiganlar bor. Yoshi ulug' mana hojakalar bor. Juda katta jonbozlik ko'rsatilgan. Masjidning nomi Minavar qori Abdurashidxon o'g'li nomiga qo'yilgan. Minavar qori masjidi. Minavar qorini Alloh rahmat qilsin jadidchilarning eng peshqadamlaridan bo'lgan. U kishining ziyoli inson ekanligi millatga ya'ni nomi qoladigan darajadagi inson bo'lgan. Biz birodarlar mana shu yo'lni tanlashimiz kerak. İslam ta'limotlarini to'g'ri o'rganishimiz kerak. Qadimdan bütün İslam tarixidagi mashhur qahramonlarga qarangdi. Ular doim musulmonlarga nafaqat boshqa g'ayri dinlarga ham manfaatli insonlar bo'lganini ko'rasiz. Demak, siz bilan bizga yana bitta mezon, o'lchov. Agar ichimizda ixtilof qilib oilasiga, kimgadir unga bunga zarar berayotgan bo'lsa, u bechora islomni to'g'ri tushunmayapti. Shoshilmasin. O'zingizda ham bo'lishi mumkin-da. Masalan, bir bola kiradi-da, mana aytki, o'tiradi. Ha, sahih hadisga amal qilyapman deydi. Ha, sahih hadisga amal qilyapsiz. Tamam. Raful yadayn qilib namoz o'qiydi. Tamam, sahih hadisda bor. Lekin shuni oqibatida 20 yil, 30 yil, 40 yil namoz o'qigan bo'lsa, keksa otaxonlarimiz bor. Bularga g'alati tuyuladi. Bularga uni ilmiy ichiga kirish shart emas. Buni tahlilini qilish shart emas. Bularga mazhab orqali o'rgatilgan sahih rivoyatni amalni qilishyapti. U ishni qiladigan bo'lsa nima bo'lyapti? Ixtilof bo'lyapti. Janjal bo'lyapti. Sen sahih deb bilsang, bilaver, o'zing o'qiyver-da, nima qilasan ixtilof qilib? O'sha ixtilofni qilganing uchun o'zingga ham boshqaga ham zarar beryapsan. Islom ta'limoti nima edi? La darara va la dirar. Islomda zarar berish yo'q, zararga qarshi zarar bilan javob berish yo'q. Zarar yo'q islomda. Zararni oldini olish islomning asl ta'limoti hisoblanadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam mana shu hadisdagi 3ta ta'limotda biz amal qilib najot topishimiz kerak bo'lgan hamma narsani o'rgatdilar. Jihodning ta'rifi, jihod nima o'zi? Al jihad badlu aqsal juhdi linaylil murod. Maqsadga erishish uchun barcha imkoniyatni safarbar qilishlikka jihod deyiladi. Maqsad nima? Allohning roziligi. Allohning roziligiga eltadigan hamma narsalarda qo'ldan kelgan harakatni qilish jihod. Ota-onangiz g'animat tiriklari. Ukalarim, akalarim, do'stlarim, ota-onangiz tirik bo'lsa g'animat. Jihod qiling ota-onangiz haqqida. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning oldilariga bir kishi keldi. Allohning rasuli, siz bilan jangga ketmoqchiman, jihodga dedi. Lekin onam bor dedi, yig'lab qoldi dedi. Ota-onam ruxsat bermadi dedi. Deganda irja deganlar, qayt. Fa fihima fajahid deganlar. Ular haqqida jihod qil. Ularni roziligini top. Qanday yig'latgan bo'lsang, shunday kuldir dedilar. Ota-onasi bor odam jannatga kirishligi naqd. Agar shuni g'animatni vaqtida foydalana olsa. Jihodni mana shu ta'riflari bor. Payg'ambar alayhissalotu vasallamga Makka davrida oyat nozil bo'lgan. Makka davrida jihodga izn yo'q edi. Ya'ni qurolli jangga izn yo'q edi. Makkada jihod haqida oyat bor. Nima deb tushunish mumkin? Demak, jihod degani qurol degani emas deb tushunamiz. Birinchi o'rinda emas qurol. Birinchi o'rinda ilmiy izlanishni ham Qur'on jihod dedi. Fala tuti'il kafirin va jahiduhum bihi jihadan kabira. Kofirlarga itoat qilmang ideologiyada. Ularni maslaklariga, ularning manhajlariga bo'ysunmang. Nima qiling? Ular bilan Qur'on orqali jihod qiling. Va jihadan kabira dedi Alloh taolo. Eng katta jihodni ilm dedi. Qur'on orqali qanaqa jihod qilasiz? Qur'onni olib boshiga solasizmi? Yo'q. Qur'ondagi ta'limot sizni bizlar uchun hayotda qanday yashashlikni o'rgatadi. Ha, uni o'ta nozik nuqtalari bor. Ularga iqtidoringiz yetmasa aralashmang. Ulamoga ihola qiling, o'tkazing, o'qiladi. Lekin jihodni aslida birinchi Qur'onda zikri
Kur'an bilen cihat kılıçlikke buyruk bilen keken. Bu degeni ilim. İlim okuyun degeni. Bugün bizge milletke kadırlar su ve hava dik. Zarur. Belki undan hem zarur. Su hava bu mesela adam öledi. Eğer kadır bulmasa millet öledi. Millet. Özlik kamaydı. Hiç kim kamaydı. Bizge kadırlar kereyi. Kanı mücahitler. Turin ilim alın. Okuyun. Örgenin. Allah buyurgen buyrukka en katta cihatke seferber bulayım. En katta cihat ilim biraderler. Ular ne de yaptı? Asıl cihatının birinci, ikinci, beşinci, on beşinci manalarını şunu da bekitip 16. manadaki kolünge kural algıya işletişi yaptı. Telefonda bittesi lan yaplaşayım ben. Cihat ne mi desem? Kafir bilen can kılıç diyetti. Fakat şu mu desem? Ha fakat şu diyetti. Başka manaları yan var. Bu sekeregi uleyken menge uğrayetken damla başka manaları işin bu mesin. Bana şu manaya amel kıl diyetti diyetti. Kim saval verdim? Şimdi sen dedim. Allah için kılıyapsan mı yok ki senge uğrayetken adamını buyruğu bilen kılıyapsan? Cevap özü bilen. Ha? Palancının aitken manası bilen amel kılıyaptı. Demek o Kur'an'a amel kılıyatken yok. O siyasatke amel kılıyaptı. Sistemege amel kılıyaptı. Şunup kalıp arkaya kaytaman dese başka uruş edi. Uşa bala yok. Telefonla yaplaşken bala yok. Avazı çıkıp gitken denkin bir yıldan ki mi? Bir yarım yıldan ki koydum ben. Yigirme gün muhlet bergen edim. Yok. Şunup kalan adamını, bilip kalan adamını uşattı değil mi deydi, deydi mi? Kulak deydi. Özünü şahsi mantığına karşı çıkıp kalsaydı, sen agentsen deydi. Sen deydi, poloncunun kulağı sen deydi. Özlerinin içi de özlerinin özleri kulak deydi. Şimdi ular, ularının içi de kulak sen deyişliğinin mantıki esası var da, ular bizi kulak deydi. Şunu mantıki esasını bilmedim. Ben kimge, nime için kulaklık kılamam? Hiç kimi tanımasan, nime sen deydi, sota sen deydi. Nimeyini sotaman, bir tinge olmaydı seni hiç kim. Trollar neytemem de. Bir tinge kımmat adam aytadı, sen sotkun sota sen deydi. Satış için baha buluş gereği, sen de beybaha adamsan sen. Bahayın yok seni. Eğer satıla digenlerse bu kadın diyem, seni ben nime kılamam satıp. Bana şu, hadise, vakiyeler bizni İslam'ını doğru örgenişke ihtiyacımız varlığını bildirir. Bana şu sohbetler, namlayan bana namazlarda sohbet böyle yaptı mı? Sohbetler kılış, bütün mescitler bu içe, imamlar, namazlardan keyin dolzart masalalarda sohbet, saval cevap kılışlıkke ruhsat üçün, bana şu Muzaffarake Kamilipke okşagen fidakarlar başını kündüge koyup şunu hareketini kıldı, neticesini kurduk bana. Frob ortida kahramanlar bular. Siz bilen biz ko'rmaymiz. Lekin halokat bo'lsa, balo bo'lsa, hamma balo bularga kelardi. Nima bo'lsa ham shu ummat, shu millat islomning ta'limotini o'rgansin deb shuni harakatini qildi. Natija bordimi? Bo'ldi birodarlar. U likillab shoshqaloqlik qilib, manzil noto'g'ri sakramaslik kerak. Manzilni to'g'ri qo'yib olib, toshbaqa bo'lib bo'lsa ham manzilga to'g'ri yurish kerak. Shunda natija bo'ladi. Yetolmasangiz ham şu doğru yolda halak bo'lgan bo'lasiz. Doğru yol inşallah Rabbil Alamin mana şu birlikte, mana şu vaziyette Allah Subhanahu ve Taala qisqaroq bo'lsa da o'rgangan hadisimizga amal qilishligimizda tavfiq bersin ve Peygamber alayhi salatu vesselam bizga ta'riflagan eng afzal amallar bilan qiyomatda Allohning huzurida ülken derecatlarına erişimizge nasip kılsın. Şimdi az gene soru cevap geyen müddetimiz, muhlatımız var. Kimde? Nime soru var? Kanı? Bismillah. Xo'p, hozir diplom o'tish o'tmaslik masalasida Muzaffar akaga iltimos qilamiz, aytib beradilar. Umumiy ma'noda dunyoning qayerida bo'lsa ham o'qishdan to'xtatib bo'lmaydi, taqiqi yo'q. Lekin biz tavsiya ma'nosida musulmonlarimizga mazhabni e'tirof qiladigan Imom Maturidiylarga hurmati, Ash'ariylarga hurmati bo'lgan o'sha qadimdan an'anaviy islomni
Yani ilmi asosga suyangan islomni ta'lim beradigan joyda o'qishlikdan qaytarmaymiz. O'qisin o'sha joyda. Lekin o'qitadigan joyda mazhabga tosh otadigan, oldingi ulamolarni haqorat qiladigan, ularni adashganga chiqaradigan, Maturidi adashgan, Ash'ari adashgan deb chuqur masalalarni oddiy xalqni ichiga tashlaydigan joylarda o'qimasin. U zarar yetkazadi keyinchalik. Ma'lumotim yuzaki bor. O'tda o'sha mazhabga muvofiqroq dars o'tishadi. Lekin diplomlari to'g'risida Muzaffar akadan iltimos qilamiz diplom masalasini. O'tirib olasizmi? Bismillah. Azhar oladi tana? Ha, Azhar bo'yicha nafaqat tan oladi. Azhar bo'yicha hozir yangi proyektlarni ishlab chiqyapmiz. Mana O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasida bir qancha
ustozlar ishlashyapti. Bugun bungacha 19 ta ustoz, jami 25 nafar, 19 ta ustozlar. Shulardan aksari aynan Azharni o'sha mutaxassislari hadis bo'yicha, fiqh bo'yicha, oyat bo'yicha, hadis bo'yicha juda katta ustozlar demak kelishgan. Hozir ular O'zbekistonda, O'zbekiston xalqaro islom akademiyasida dars berishadi. Mana kim nasib qilgan bo'lsa marhamat kirib farzandlar bor, boshqalar o'qisa ulardan tahsil olishadi. Endi hozir yangi bir dasturimiz, masalan, bir yil bizda o'qib, ikkinchi kursni Azharda davom ettirish. Bir yil o'qiydi, uchinchi kursni kelib bizda davom ettirib, mana shunaqangi o'zaro tabodil deyiladi. Osha almashinu masalasini ham ko'rib turibmiz. Inshaalloh. U yoqdagi talabalar ham juda hozir O'zbekistonga ishtiyoqi baland, lekin bizni hozir moddiy texnik bazamiz ko'tarmayapti. Chunki akademiyani kengaytirish kerak, ularga mos fakultetlarni biz shakllantirishimiz kerak. Ya'ni inshaalloh istiqbolda bu ham bor. Bizni farzandlarimiz o'sha dastur orqali ham Azharga bemalol borib kelishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun Azhar bo'yicha muammo yo'q. Qanaqa takliflar bo'lsa, biz tayyormiz. Bajondil akademiya yo'nalishidami, inglizlar bo'yicha qo'mita yo'nalishidami, xudo xolasa biz sizlarga hamisha yordamlaringizga tayyormiz. Rahmat, Alloh ajr bersin. Marhamat. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Assalomu alaykum. Rahmat, yana o'sha islom ta'limoti to'g'risida ilm olish masalasida tartib qanday bo'lgani yaxshi. Odatda o'sha Qur'onga ta'lim yo'nalishi muallim soniydan arab tilidagi Qur'on lug'atlari, mabdal qiroat, shifohiyya degan kitoblar. Bular to'g'risida yo'nalish ikki xil o'zi. Bittasi mutaxassislik. Mutaxassislik uchun yo'nalmoqchi bo'lgan odamlarga madrasalar bor. O'shalar orqali harakat qilish kerak. Biroz vaqt ajratib, mablag' ajratib, o'sha tomonga yo'naladi. Endi mutaxassislikkacha bo'lgan boshlang'ich ta'limni qayerdan olamiz desa, buni boshlang'ich ta'limi to'g'risida ham aslan taqiq yo'q. Faqat xususiy ta'limni bir kishi boshqaga berishiga taqiq bor. Chunki buni nazoratini imkoniyati yo'qda. Ertaga haligi masjidga kirib baqir-chaqir qiladigan ham bitta joy ochib olib, qonun asosida mana dars beryapman deb hamma baqir-chaqir qiladiganlarni tarbiyalasa, nazorat qilib bo'lmay qoladi uni. Mana shunga taqiq bor xolos. Lekin o'zingiz hozir bozordan biz hozir keldik. Bozorda ham jonli qildik. Kecha ham u quyoshli anaqada sonnishnida biz kirdik kutubxonalarga. QR kod bilan chiqarishyapti kitobni. Mabdal qiroat. Bitta telefonga qo'ysangiz, telefoningiz aytib beradi. Telefon sizga ustoz. Buni hech kim taqiqlamaydi. Kitob turibdi. O'zbekistonda chiqqan. Vazirlar mahkamasi qo'mita tasdiqidan o'tgan. Raqami turibdi. Olasiz, o'qiysiz, o'rganasiz. O'rganasiz. Bitta anaqa bor. Masalan deylik, shuni birorta ahli ilmni ko'rib qolib tasdiqlab olsangiz bo'ladi. Lekin uni xususiylashtirib, qandaydir tashkilot qilishligini musulmonlarga foydasi bordi, zarar ehtimoli ham bor. Zarar ehtimolini oldini obomasligini nazarda tutib, chunki biz musulmonlar ayniqsa bizni O'zbekiston deng, ko'p din vakillari yashayotgan mamlakatimiz va juda ko'p harakatlar bor. Bu joyga o'zlarini ideologiyalarini tiqishtirish, so'z erkinligi nomi ostida, vijdon erkinligi nomi ostida ko'p ishlarni qilmoqchi bo'lgan tashkilotlar bor. Ularni urinishlarini ko'rdik. Hozir o'sha diniy ta'limdagi taqiqni olib tashalaring degan talabni kim qo'ygan? Kecha so'radim bir katta jamoatdan. Kim qo'ygan? Bilasizmi kim qo'ygan?
YHPT, ŞTPT'ler xullas. Avrupa xavfsizlik tashkilotlari. O'sha talabni qo'yishligini nechintidir bandida LGBT'ga qarshi 120-moddani ham olib tashlayapti. LGBT'ga olib tasha, xususiy ta'limga taqiqni olib tasha deyapti. Ikkalasini ham ular talab qilyapti. Bizga manfaatli jihatlari borlari ham bor. 200 ga yaqin talab bor edi. Tamam, bu manfaatlardan bir qanchasiga erishyapmiz. Men avvalam aytdim, eng katta xushxabarlardan bittasi vijdon erkinligi moddasida diniy libos degan atama bor edi. O'sha atamani sharhlanmaganida ham hamma xohlagan diniy libos deb ro'molga osilayotdi. Biz dini idoraga savol tushgan, dini idora qo'mitaga chiqargan, qo'mita ro'mol dini kiyim emas deb yozgan hatto. Shu masalani orqasida qancha odam tashvish qildi, g'am chekdi. Bu katta yutuq birodarlar, oldinga qadam. Oldinga qadam. Bu qadamni qutlashimiz kerak. Biz bu narsalarni e'lonini odamlarga yetkazishlikni eplolmayapmiz-da. Shuning uchun odamlar yaxshiliklarni ko'rmay hamma yo'q negativ deb o'ylayapti. Negativlarni negativchilar to'xtamasdan baqir chaqir qilishyapti. O'sha kuni ma'lum ko'rdinglar-ku. Mingga yaqin odam bizni eshitib, labbay deb quloq solib turibdi. Bitta tirraqi kelib baqiryapti, shuni qo'llab-quvvatlayapti internetda. Mana butun O'zbekiston xalqi senga qarshi deyapti. O'zbekiston xalqi ekan u. Haqorat bu xalqimizga. Bu haqorat bu. Demak, negativlarni bunaqangi suniylashtirishlik bilan bizni boshimizni aylantirmoqchi yo'q. Endi siz bergan savol bo'yicha ota farzandiga ta'lim berish haqqi bor. Haqqingiz bor. Farzandingiz tili chiqyaptimi? Muallimi soniyini olib keling, QR kodni ko'ring. Sulh bor har bir odamda. Sulh bilan uni o'zlashtiring. Bolangizga ta'limni bering. Beravering, muammo yo'q edi. Endi shuni aytayapman, ha. Tartib o'sha boshlang'ichida, ha, biz ustozi avval o'qirdik, boshi. Boshlang'ich shunaqa. Ustozi avval turkiy bo'lardi. Ustozi avvaldan keyin muallimi soniy, keyin haftiyak. Bizda men Bag'dodiy o'qiganman. Bag'dodiydan keyin, ana qoida Bag'dodiydan keyin Qur'on tushiladi. Boshlang'ich bu. Endi professionallarga qadimgi tartiblar bor. Masalan, ibodati islomiyya, ilk ibodatga aloqador matnlarni o'rgatadi. Buni ham o'zbekchasi chiqqan. Ibodat-i İslamiyeni okusayız, biraz tili eskirağı olayken sizge örgatadı. Hazır, ben uzunmi kitabımı reklama kılıçlıktan biraz çekinip durup ben de, lekin yangi kitabımız çıktı, namazımız, hükümleri mi? Dalilleri. Uzunmam namunistan çıkarıp koydum, reklama kımasliğine akıbet. O şey kitabını, ben her bitti adamını koluda buluşluğunu tavsiye kılaman, sebebi. Ben, İmamlik, yani imam masmanı, imam manasında bizden namaz hakkı da sorasa, taharat hakkı da, paklik hakkı da soru verse, %90% cevaplı uşu kitaptan alamak. Çünkü seferde yürüyende kanday okuladı, mukumda kanday okuladı, namazın rükülleri, hemmesini uşu cahide birgen. Başlayın, bir destur koyunuz. Ama siz bu sizi hayatınız için cüde faydalı. Okup çıkasız, İdişleriniz napak bop kaldı. Kanaka tozalanadı. Utta o'rgatilgan. Kiyim napak bop kaldı. Kanday tozalanadı. Nima qilsa toza bo'ladi. O'rgatilgan. Masalan, bir idishga yog'. Yog' bor katta idishda. Sichqon tushib o'lib qoldi. U yog'ni hammasini to'kib yorsa nima bo'ladi? Isrof bo'ladi. Lekin najos tushdi. Kanday tozalanadi? Shularni o'rgatgan kitobda. Ustiga suv qo'yib qo'yiladi, pastidan teshik qilib qo'yiladi. Suv yog'ni yuvib tushib pastidan oqib ketadi. Yana shunaqa 3 marta qilinadi, toza bo'ladi. Katta idish bor, katta 10 tonnalik. Najosat tushib qoldi. Qanaqa tozalaysiz? Shularni o'rgatgan. O'ta bizga muhim narsalarni hammasi o'sha kitoblarda bor. Bulardan o'rganish kerak. Keyinchalik u yoqni keyin professionalizm boshlanadi. Masalan, arab tili qoidalari bor. Biz eski uslubida Andijonda madrasada o'qiganimizda eski uslubini o'qitardi bizga. Ya'ni avomil o'qirdik. Avomildan keyin muziy Muzi ilmning ko'zi deb mashnaqa gaplar bo'lardi. Bidondan boshlardik. Bidon, avomil, muzi, zanjoni, keyin kofiya o'qirdik. Harakat, keyin kofiya. Kofiyadan keyin sharhi mulla. Sharhi mulla talxis bu yoqqa ketdi endi. Bu grammatikaga aloqador. Shuni yonida muxtasar viqoya yodlatilardi.
Havamilga tushdingiz, bu yoqdan muxtasarga tushasiz. İbadet İslam'ya tugasa muxtasarni yodlaysiz. Keyinchalik 3-chi, 4-chi anaqa etaplarda hidoya qo'shiladi. Endi bu yog'i ko'targan odamga, shu sohaga yurgan odamga. U hammaga kerak emas u. Demak, boshlang'ich ta'limotni o'sha oldingizda turgan to'siqni olish bilan harakat qilish kerak. Alloh taolo o'zini muvaffaq qilsin. Xo'p. Qaynalar umman zulm haqida qo'l ostingdagilardan mas'ulsizlar, ojiz odamga zulm qilishlik ikki barobar azoblanadi degan ma'noda gaplar ko'p. Endi qaynana kelin munosabatlari juda eski munosabat ekanda bu. Doim kelishmaydi, kimni ya'ni bu oilaviy munosabatlar o'sha imomlarimiz ba'zilari ajrashishlik sabablarini o'rgangan. O'zlariga keladi murojaat. Uchtalo bo'lib keladi, ajrashish uchun keladi. Shularni sababini yozib o'rganganda yo ikkinchi yo uchinchi o'rinda qaynananing oilaga munosabatida aralashuvi sababli ajrashuv bo'ladi. Uni baxtiyor oilada bor. Baxtiyor oilada hazratning kitoblarida qaynananing o'g'liga xotinni taloq qil deyishga haqqi yo'q. Chunki nikohda bunaqa shart yo'q. Qachonki men taloq qil desam qo'yasan deydigan shart yo'q. Ha İbn Umar'ın hadisi degan bazılar dese seni otan yam Hazreti Umar bolsa koy orasan degan. Seni otan Hazreti Umar emas. Oşan için un misal senge düşmeydi degan. Şunaqa hadiseler var. Endi Allah Taala insaf versin. Endi bir tamamını eşitip kaynana aybdor ekan deb olmaydi. Bazı kelinler deyen var. Kelinler deyen var. Buna qangi munosabatlarda o'zi odatda bir taraf daro aytadi. Kaynana haqida dalil top bering deydi. Qaynanaga borsangiz kelinni tarbiyaga chaqiradigan dalil yo'qmi deydi. Ushnaqa gap o'zi. Hazrat Baxtiyor olani yozganda bir kishi kelib gapirgan. Hazrat ayollarimizga juda ko'p huquq berib yuboribsiz. Bizga kitobni ko'rsatib qiynashyapti. Mana ayollarga 6 oyda bir kiyim qilib berish kerak ekan, 15 kunda uyga borish kerak ekan, unda ekan, bunda ekan. Qiynab yuborishdi bizni deganda Hazrat yana bir 10 bet oching, sizlarning huquqingizlar bor deganlar. Siz u yog'ini ko'rsating deganlar. Uşnaqa bu musulmonchilikda ikkala tarafga o'ziga nasihat qilinadi. O'sha Baxtiyor oila kitobi juda ham samarali kitob. Qancha ajrashib ketayotgan oilalarga malham bo'ldi, shu qaytardi. Kitob o'qishimiz kerak, o'rganishimiz kerak. Keyin oilani saqlab qolish uchun ba'zi narsalardan voz kechiladi. Xo'p deyiladi, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin. Çıkaradı degan kalimani to'liq tushuntirsak. Xo'p. Ikkinchi savolim, o'sha agar o'shalar shunaqangi insonlar tavba qilmasdan o'tsa, ular oqibat haqida payg'ambarlar sollallohu alayhi vasallam hadislari bo'lsa. Xo'p, yaxshi savol berdingiz. Bu gapni umumiyroq gapirgan edik, biroz to'xtalish kerak o'zi. Chunki ulamoni sotgan zahoti dindan chiqib qolmaydi, bir odam kofir bo'lib qolmaydi. Bu aniq bu to'g'ri narsa. Lekin ta'zir o'raloq odamlarga biroz ogohlantirish ma'nosida qattiq gapiriladi. Nimaga? Bu haqida gaplar bor. Qur'oni Karimda oyatlar bor, hadislar bor. Ulamoni hurmat qilish undagi dinni hurmat qilish hisoblanadi. Ulamoni so'kar ekan undagi dinni so'ksa kofir bo'ladi, bu aniq. Lekin shaxsiy tabiati bo'lganligi uchun gunoh kabira bo'ladi. Bir odamni, bir olim odamni obro'sini tushirishdan ko'zlagan maqsad o'zi uni gapini oldirmay qo'yish. Olim odam nima gapiradi? Ilm gapiradi. Uni obro'siga hujum qilsa, og'zidagi ilmga hujum bo'lgan bo'ladi o'zi. Asli tagi shu. Va din dushmanlarining eng katta taktikalaridan bittasi shu o'zi. Ulamolarni obro'sizlantirish kerak. E'tibor bersangiz, o'sha Hollywood kinolarida, deyarli barchasida cherkovning rohiblari masxara qilinadi. Fon olarak ularını orqada qolib ketgan odam qilib ko'rsatiladi. Reja bu. Reja cherkovga hujum butun boshli xristianligini pachag'ini chiqarib yubordi. Ya'ni cherkovning obro'si yo'q. Futbolga 10 ming odam boradi, cherkovga 10 ta odam kirmaydi yakshanba kuni ularda. Shunaqa darajada bo'lib ketdi. Hatto shikoyat qildi cherkov. Futbolni yakshanbadan boshqa kunga ko'chiringlar deb.
Nimaga? Cherkovga odam bormayapti, futbol. Hatto futbolizm degan yangi din deyishdi futbolni. Ular shu shundan qaytarish uchun. Nimaga? Ana shu ulamolarini obro'sizlantirish oqibatida bo'ldi. Unga loyiq ish bo'lgan, to'g'ri. O'sha o'rta asrlardagi inkvizatsiya harakatlari, qatag'on. Rohiblar cherkovda o'tirib olib, butun dunyoni o'zlarining fikrlari bilan boshqarishga harakat qilishgan. Imperatorlarni ular saylagan. Ularning fatvosi bo'lmasa jang bo'lmagan. 8 marta salp yurishlari, butun insoniyatni qirish uchun qilgan harakatlar, Andalusiyaning parokanda bo'lishi, Quddusda ko'chalarda qon oqishligi cherkov xodimlarining fatvosi bilan bo'lgan. Cherkov xodimlari bu fatvolarni menga Alloh vahiy qilyapti deb fatvo bergan. Keyin oxiri qaysidir papa, oxirgi papalardan bittasi chiqib aytdi. Biz dedi o'sha salp yurishlari uchun butun insoniyat oldida uzr so'raymiz. U ishlar xato bo'lgan edi dedi. Papa. Shunda yo BBC yo Ozodlik hazratdan savol qilib so'ragan. Mana hozirdagidek SS ovozlari esimda turibdi. Hazratdan so'ragan. Mana degan, papa 8 ta o'sha yoki 7 ta salp yurishlari uchun uzr so'radi xalqdan. Vaholanki buni bir paytlar Alloh buyurdi degan edi. Shunga nima deysiz deganda hazrat aytgan edi. Shunaqa vahiy bo'lmagan narsadan uzr so'raladi o'zi. Bizda unaqa narsa yo'q, chunki biz vahiyni aytamiz. Qur'on oyatlarining qaysi biri xato ekan demaymiz biz. Biz noto'g'ri tushunding deymiz. Sen noto'g'ri tushunding. Bizda shaxsiyat yo'q. Ulamodan himoya qilishdan ko'zlangan maqsad o'sha vahiyni himoya qilish. Ulamoning shaxsini himoya qilish. Endi haqiqiy ma'noda ulamoni yomon ko'rishlik musulmonning odobi emas. Munofiqlarning axloqi. Munofiqlar ulamolarni yomon ko'rgan. Din dushmanlari ham birinchi o'rinda ulamolarni yomon ko'radi. Nimaga? Xalq million xalq deylik, ulamosini hurmat qilgani uchun ulamoni gapini eshitadi. Bularni adashtirib bo'lmaydi. Nimaga? Buni ulamosiga quloq soladi. O'sha haligi Hudaybiya g'azotidagi hodisani aytib berdim oldingi suhbatlarda. Urva ibn Mas'ud Al-Thaqafi degan odam mushriklar tarafta bo'lgan. Shu odam keyin musulmon bo'lgan. Shu odam Hudaybiyada payg'ambar alayhissalotu vasallamning oldilariga kelib, "Sen degan Madi o'sha Yasribga borib, avboshlarni, betayinlarni, hech tayin yo'q odamlarni olib keldingmi? O'zingni Makkangaya?" degan. Deganda hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu uni haqorat qilganlar. Cho'chigan. Yonlarida bitta sahoba qilichini yarmini chiqarib, "Sen biz bilan hazillashyapsan sen shekilli" degan. Yondagi odamlarni hammasini u yoq bu yoqqa tikilganda, "Bo'ldi" deb qaytib ketib mushriklarga aytgan. "Hoy" degan. "Ko'zingizlarni ochinglar" degan. "Men Qaysarni ham ko'rganman" degan. "Fors imperatorini, Rim imperatorini ko'rganman, Najoshini ko'rganman. Lekin Muhammadni ko'rganim singari odam ko'rmadim men" degan. Muhammad alayhissalotu vasallamni aytibdi. U odam tupurib yorsa tupiga yerga tushmayapti degan. U odam tupurib yorsa tupiga yerga tushmayapti degan. Tahorat qilsa odamlar undan tushayotgan suvni tabarruk qilib, talamosh qilib badallariga surtayapti degan. Yaxshisi ikkita yo'l, yo yo'lidan qochinglar yoki uni diniga giringlar degan. Bu nimani bizga bildiradi? Sahobalarning Muhammad alayhissalotu vasallamga bo'lgan muhabbatini bildiradi, ko'rsatadi. Buni hozir ichimizda yurgan ba'zilar shirk deyapti. Shirk emas u. Ey, shirk oddiy narsa emas u. Tabarruk bor narsa. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning sochlarini tabarruk qilishgan, tonlarini, kiyimlarini tabarruk qilishgan, hatto Abdullah ibn Ubay ibn Salul, munofiqlarning raisi, sardori o'lgan paytida o'g'li iltimos qilgan payg'ambarimizdan. "Ya Allohning rasuli, o'zingiz janozasini o'qing" degan. "Zora sal azobi kamaysa" degan. Payg'ambarimiz o'ta ko'ngillari yumshoq odam bo'lganlar, bo'pti deb o'qiganlar. Keyin Alloh taolo munofiqqa janoza o'qimang deb keyin oyat tushirgan. O'g'li aytgan, "Bitta to'ningizni bering" degan. "Kapanga shu sizni to'ningizni o'raylik, zora sal azobi yengillatsa" degan. Tabarrukmi shu? Tabarruku Rasulullohning to'nlaridan otasining munofiqligini bilyapti-yu, o'rasak azob kamayarmikin deyapti. Payg'ambar alayhissalotu vasallam to'nda nima, mushriklik qilma derdilar
Rasulullah'ın aldıları da münker iş bulsa indemeyi ötüşleri mümkünmez. Ne bak yaptılar? Bopti yaptılar, tollarını bir yaptılar. Kızıl tolları var da aldı da uğradı. Bunga nispeten ayet nazıl bugünü yok. Tonlu mübarek kımlayınlar degen ayet nazıl bugünü yok. Cenazeleri ki Allah Teala doğruladı, not doğru dedi. Onlar istiğfar etseyizem. Bir maddemez 70 mertte istiğfar etseyizem. La yagfirallahu lehun dedi Allah Teala. Onlarını keçirmeydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam yani iştihat kıyarlar. Hazreti Umar etkiler. Allah Teala etiyepti ki 70 mertte bularga istiğfar etseniz hem keçirmeymen diyepti ki. Degende Peygamberimiz 71 mertte etemem degenler. İştihat. Peygamberinin kalbini karay. Biz Müslümanlarını birbirine uruşturuyetken adamlarını koruyep biz. Peygamber aleyhissalatu vesselam şu münafıkı hem bir narsa bu kalem ikin diyeptiler. Yani necat tapam ikin diyeptiler. Keyin ayet nazır oldu. Hergiz ularının cenazesine durmayın. Okumayın ularını. Demek ulemanı hürmet kılıç, peygamberini hürmet kılıçtan miras. Peygamberini kadar hürmet kılıç yaptı ki? Uşanı ulemalarını hürmet kılıç bilen buldu. Zeyd ibn-i Sabit radıyallahu anh'u. Alim adam. Sahabeler içi de karı. Karılar lejnesinin reisi. Şu kişi bilen İbn Abbas ortalardaki sohbet var. İbn Abbas radıyallahu anhuma otga minseler Zeyd ibn-i Sabit otga yeteler yürgenler. Hicalet kılıyapsız beni degenler de biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin avlatlarını ahli beytini şundayı hürmet kılışke buyurulgemiz degen. Kini İbn Abbas radıyallahu anhuma ham o kişini mesela kavuşlarını tekislep koyup özlerine cüdün hürmet korsatıp etkiler ki biz hem ulemalarına bana şunday hürmet korsatışke buyurulgenimiz dege. Sahabeyi celil ulemalarına hürmet kılıçlikke buyurulgenliğine eti yaptı. Onun hakaret kılıç şunu ziddi mi? Ziddi. Eğer iman, ilmige, alimligige, diyanetige hakaret olsa kafir olur. Onun tasarı katta olur. Bir birader soru yaptı. Men de yaptı, farzantlarımdan de yaptı, taşviş kılaman, değil mi ki? Men özüm ulemalarını hürmet kılaman, lakin otam, yok ki kaynatam hürmet kılmaydı, deyipti. Ulemalarını, imamlarını hakaret kıladı. Şimdi mine avladımge zarar buladı mı, deyipti. Bunun ki muammalar var. Bu muammalarını, ha, bir adam avlatlarından yakşı insan çıkmasligi hakkıda hadislerinin bazı manalarını ettik, doğru mu? Var bu. Lakin ortada, ortada. Allah Subhanahu ve Teala hisobda adashmaydi. Bir inson o'zi ulamolarni hurmat qilsa, shuning hurmati sababidan avlodlarini albatta barakali qiladi. Qur'oni Karimda oyat bor. Kahf surasida Xizr alayhissalotu vassalom bilan Musa alayhissalotu vassalom bir qishloqqa kirishdi. Qishloqdagi odamlardan ovqat so'rashdi, berishmadi. Joy so'rashdi, berishmadi. فَأَبَوْ اَيُّضَيِّفُوهُمَا deydi Allah Ta'ala. Ularını mihman kılıçtan yüzü gürdü kışlak egeleri. Ular taşkarıya çıkkanı da bir buzuk devar barakken. Hızır ettiler ki lay kılın dediler. Musa Aleyhisselam lay kıldılar. Devarı çıraylı kılıp kötarıp koyuştu. Şunu da etti Musa Aleyhisselam. Ha bu kışlak ahli bizge yakşilik kıyanı yok. Mihman kıyanı yok. Avukat birgeni yok. Ularını devarını biz torla koyup biz. Şu kıyan işimizde az yine ubunası sorasak bu mas mikin dedi. Karnını açıdı. Şunda Hızır aleyhisselam ettiler ki hani indi biz acıraşamız dedi. Çünkü meselenin mahiyetini soramaslıkta keliş varışken dedi. Uşa mahiyetini ahirede Allah Teala nime dedi? Hızır aleyhisselatu vesselamın tili bilen. Ve kâne abuhuma ve kâne abuhuma saliha dedi. Ötte ikide yetim vardı. Yetimeyni fil medineti ve kâne abuhuma saliha dedi. İkide yetim vardı. Yetimlerinin hazinesi vardı. Hazinenin üstündeki divar kulep yıkılıyordu. Kışlak ahli o hazinenin topu olsa balalar mirastan mahrum olardı. Biz tükkelep koyduk. Yine bir kanca müddetten ki balalar katta baladı. Hazinenin topu olardı. Bunun sebebi abuhuma saliha ota onaları salih idi. Şunu hadisini, mana shu rivoyatni, sharhini ko'ringdi. Sharhida ulamolar aytadi, ya'ni o'sha yetimlarni 60-ajdodida solih odam bo'lgan ekan.
60. ajdodida, o dodo dodolarning ichida 60. ajdodning salohiyati eng oxiridagi avlodga foyda beryapti, baraka beryapti. Undan xotirjam bo'ling. Siz solih bo'ling, farzandingizga zarar tegmaydi. Lekin solih bo'lmagan odamga yaxshilik yo'q. Avvalo o'ziga va boshqalarga. O'shaning uchun ularning oqibati nima bo'ladi desa, Alloh taolo hisobdan adashmaydi. Ularning oqibatlarini yaxshi bo'lishligini va'dasi yo'q. Ya'ni tavba qilmasa. Tavba qilmasa. Bilasizmi, gunohni qanday ta'riflanadi? Bir birodarimiz ham yozib qo'yibdi. Gunoh orqaga qadam. Gunoh ulamolarni haqorat qilish orqaga qadam. Orqaga qadam tashay yurgan odam manziliga yetib bormaydi. Oldinga ham yurib turish kerak. Hech yo'q, 2 qadam oldinga tashab turish kerak. Bir ulamoni haqorat qilib qo'ygan odam tahonaviyni oldilariga kelib so'ragan. Hazrat, men degan bir gunohni qilaman-da, tavba qila olmayman degan. Tavba qilsam yana qilib qo'yaveraman. Tavba qilaman, yana gunohga tushib qolaveraman. Nimadan kim deganda, birorta ulamoni haqorat qilganmisan? G'ibat qilganmisan degan. Ha desa, o'shandan tavba qil degan. Undan tavba qilmasang, Alloh taolo seni yaxshiliklarga muvaffaq qilmaydi. Chunki deb bunga Buxoriydagi hadisni rivoyat qilgan. Man a'da li waliyan faqat azantuhu bil harb. Ulamolarni, ya'ni Alloh o'zining do'stlarini himoya qiladi. Allohni hujumi, urushi bir bandani yaxshilikka muvaffaq qilmay qo'yishligi. Namozda o'tiribsizmi? Alloh sizni yaxshi ko'rgani uchun o'tiribsiz. Sizni muvaffaq qildi. Ertalab bomdodga tura olayapsizmi? Alloh sizni yaxshi ko'radiki turg'izyapti. Xutbani o'qiyapsizmi? Shunaqa. Bir kishiga yaxshilik beradigan mablag' ajrata olayapsizmi ichingizdan chiqib? Siz Alloh taolo yaxshi ko'rmasa qila olasiz. Yaxshi ko'radiki qilasiz. Endi Allohning do'stlariga qarshi keskin bunaqa bo'lib yuraversa, Alloh taolo do'stini himoya qiladi. U odamni yaxshiliklardan mahrum qilib qo'yadi. Alloh undan hammamizni asrasin. Oxirgi savol birodarlar. Sizga qo'shimcha, xo'p. Rozo Mahmud Abdulloh Zuhorlarga agar taqorat qilish rozo shaxsiyatiga fikr aytish munofiqlikni belgisimi? Belgisi emas. Chunki Sodiq Samarqandiy Mahmuddan ham ulamo hisoblaydiganlar ham jamoat bor-da. Ha, tamam. To'g'ri gap gapiryapsiz. Sodiq Samarqandiy Mahmud Abdulmo'min Abdulloh Zuhorlar haqida la ilaha illallohni gapirsa, ota-onaga yaxshilik qilish haqida gapirsa, din, diyonatdan musulmonlarga manfaatli gap gapirsa, o'sha gaplarini haqorat qilgan odamda munofiqlik alomati bo'ladi. Lekin Sodiq Samarqanddan chiqib olib Maturidiylar adashgan desa, Ash'ariylar adashgan desa, paypoqqa maqs tortaver desa, bu endi bizga nisbatan haqorat. Ulamolarimizga nisbatan haqorat, biz ularga bu gaplariga nisbatan haqorat qilayotganimiz yo'q hozirgacha. Biz aytyapmizki, xato qilyapsizlar. Adashyapsizlar. Bu gapinglarni ommaga chiqmasdan turib bizga xos doirada aytinglar. Keyin ommaga gapiringlar deyapmiz. Yo'q deyishyapti, haqoratda davom etishyapti. Uni umumiylashtirmaslik kerak. Men juda ko'p joyda kuzatdim. Savolni umumiy qilinadi-da, aytni bir odamga to'nkaladi. Savol umumiy. Masalan, menga aytadi, "Hammani haqorat qilar ekansiz" deydi. Hozir biror taylarni haqorat qildimmi? Yolg'on u. Savol umumiy bu. Yolg'on so'zni umumiylashtirishyapti. Meni haqorat qilgan odamga javob berganlarim bor, ha. O'sha javob olgan odam o'zini hamma deb o'ylayapti. Sen hamma emassan-ki. Sen bitta sharlatansan. Yana so'kib qo'yay. Kim to'ksa javobini oladi, oladi. Masalan, javob bermaslik fazilat deyapti bittasi. Ha, u fazilat. Men fazilatli shayx emasman. Sizni bir birodaringizman, do'stingizman. Menda ham qon bor, menda ham nafas bor. Men ham ta'sirlanaman, sakrasa sakrayman. Bu haqqim meni. Men sizni hammangizga shunaqa bo'ling deyotganim yo'q. Endi mana shunaqangi umumiy savol berib turib, bittasi aytayapti. Nimaga siz haq ahliga qarshisiz deydi. Qatta ko'rding haq ahli. Mana Sodiq Samarqandiy ham la ilaha illalloh deydi. Unga qarshisiz-ku deyapti. Savoldan ko'zlangan maqsad Sodiq Samarqandiyning la ilaha illalloh degan gapiga qarshiymishman men. Odam kofir bo'ladi unga qarshi bo'lsa. Sodiq Samarqandiyga aloqasi yo'qki la ilaha illallohni. Qachon Sodiq Samarqandiy chiqib olib paypoqqa maqs tortsa bo'ladi desa men dalil ko'rsatdim. Bo'lmaydi. Kim paypoqqa maqs tortib namoz o'qigan bo'lsa, namozini qayta o'qishi farz.
to'rtta mazhab mujtahid ulamolarning barchasining ittifoqi. Sodiq Samarqandiy Javrobni paypoq deb tarjima qilib odamlarning boshini aylantiryapti. Javrob paypoq emas. İlmiy gap bu. Qani haqorat? Abu Hanifaga haqorat qilishyapti. İmam Maturidiyni haqorat qilishyapti. Juvayniyni haqorat qilishyapti. Ijiyni haqorat qilishyapti. Omidiyni haqorat qilishyapti. Roziyni haqorat qilishyapti. Shuncha ulamolar diya. Unga qarshi indamasligimiz kerakmi? Umumiy ma'noda. Ular keyin nima qilishyapti? Haqoratni uzuqorasini qilishyapti-da. Javob bersak, bizga aytishyapti, ixtilof qilmanglar deyapti. Voy. Maydonni bo'shatib qo'yaylikmi? Xohlaganini gapirsinmi? Mahmud chiqib olib nima dedi? Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni, bu ummatning faxri bo'lgan zotni zonalarga kirib, musulmonlarni azoblashga fatvo bergan dedi. Men o'ta madaniyat bilan santiramasdan kirib gapirdim. Şu gapni dedim birodar, dalilini keltirib bering. Dalil mi dedi? Men dedi 100 emas, 150 foiz isbotlayman dedi. 150 foiz. Mavzu shundan boshlangan. Keyin gapni aylantirib, o'rgultirib kitobga olib bordi u. Din nasihatdir degan kitobga. Uni ham isbotlayman dedi. Maqsadi shu edi o'zi buni. Mayli kitobni gaplashamiz-da, siz oldin mana uni isbotlang. Buni isbotlaysiz, keyin kitobga o'tamiz. Kitobga ham borman dedim. Kitobda ham siz bilan gaplashaveraman. Lekin birinchi vazifa nima edi? Hazratni zonalarga kirganligini isbotlashi kerak edi. Ko'ringlar shu videoni qaytadan. O'sha videoni o'zini ko'ringlar. Birinchi gap shu edi. Keyin oxiri borib kitobga olib bordida nima dedi? Men kitobni agar isbotla olmasam jonli efirga chiqmayman. Oy, sharafsiz. Nojins. Sen bu ummatni ulamosini haqorat qilar ekansan-da, senga dalil so'rasak aybdor bo'larmizmi? Yo'q. Haqqimiz bor buni. Bunu ben de yapırmayın. Hazır. Kurasılar yakın ortada inşallah Rabbil Alemin. Ulamalar gibi buna kataş atken adamlarını başıge bela kelişliğe anık. Anık. Ulanın hesabını Allah Ta'ala attırıptı. Lekin delil yok. Yüzmez, 150 faiz ispatlayayım ben. Hatta çizlileri geçe, hatta saatleri geçe kursatı veremem dedi. Kani kursatkeni? Kani? Uşa künden blokla gel beni. Düşenme mi, seyşenme günü konuşamız degen boptu. Düşenme kürsem yok. Ozi videonu avalıp, sakkiste adam vurgatken unge. Bu yağda oturuptu. Videonu kayıtnamaya avalıp, premier akılıp YouTube'a koydu. Canlı yıkılgeni yok onu. Premier akılıp koydu. Ben bu yağdan canlı yıkılıp koydum. Bu şükünü, hem de kurdu başarabı. Kurdu başarabı. Şu adam, şerefsiz adam bu adam. Yapımda cevap veremen, şerefsizini şerefsiz değil adı. Endi bu buni to'g'ri gapiga haqorat qilganimiz yo'q da buni. U aytayaptiki, ota-onaga yaxshilik qilinglar. Ha, bu gap to'g'ri birodarlar. U Mahmudning gapi emas, islomning gapi u. U gapiga qarshi emasmiz. Abdulloh Zufar nima deyapti? Qizildan svetoforning qizilidan o'tib ketsangiz, GAI to'xtatsa, pora berib qutulsa bo'ladimi desa, beraverasan, u it deyapti GAI'ni. GAI itga o'xshagan narsa, suyagini tashlab chiqib ketaverasan deyapti. Qizilga o'tishlikka ruxsat beryapti. Fatvo beryapti. Yo'l harakatini qoidasini buzishlikka. Endi bularni gapirmasligimiz kerakmi? Birorta meni jumlamdan qidirib topib ko'ringchi. Agar u gapim muboshoratan bo'lsa, hech narsadan hech narsa yo'q gapirgan bo'lsam aytaman, uzr birodarlar, men boshlabman deyman. Biz boshlamaganmiz. Bunga qat'iy javob beraman. O'sha kuni haliga shallaqi kelganda ham aytdim ben. Men gapirmaganman. Ko'rsat dedim. Hop deyip kaçıp gitti vardı. Doğru mu? Kursatadı mı bunda kılıp? Bana deydi mi? Bana deydi mi? İki yıldan beri fakat mantaş, iki yıldan beri fakat hakaret, orada bir madde cevap kaytarıp koysak, ana beni hakaret kılı yaptı deyip kili yaptı. Sabotaj bunlar. Bunlar sabotaj. Kadımda, hani yapıyız cevabı, sizin savalı izleyen cevap. Ulamolar, qozilar fatvolar chiqargan fatvo ulamoga nisbatan o'sha ilmiy asosda raddi emas. Haqorat qilgan qiladigan bo'lsa unga jazo qo'llanilgan. Ba'zi joylarda qamalgan, ba'zi joylarda kaltaklangan, ba'zi joylarda shu ulamolarning himoyasi uchun odamlarga ta'zir berilgan. Buni dalilini Hazrati Umarni Imom Tabaroniy keltirgan rivoyati bor. Hazrati Umar Subayg ibn Isilni kaltaklaganlar,
mashhur hodisa, hamma buni o'qigan. O'sha hodisada Subayr ibn Isilni ulamolarni tilidan har xil fitnali gaplarni tarqatayotganini ko'rib, olib borib jazolaganlar. Qattiq jazolaganlar, keyin bu o'rnak bo'lgan qolganlarga. Endi o'sha sizlar aytayotgan odamlarni asosiy harakatlari musulmonlarni faqat va faqat bo'lishga xizmat qilyapti. Qilyatdi. Hozir ancha-muncha odamning ko'zi ochildi. Yuzma-yuz keladiganlari yo'q. Keladiganlari manaqa shalla qilar. Keladi, shalla qilib qiladi. Savol bo'lib turibdi, masjid Allohning uyi, Baytulloh. Odobi bor, axloqi bor hamma narsani. Savol berdingiz, hech narsangiz kamaygani yo'q, to'g'rimi? To'g'ri javobni eshityapsiz. Eshitmoqchi bo'lgan odam savolni beradi, o'tiradi. Kelib olib, sen munofiqsan, javob ber, ko'rsataman. U savol emas u. U mavzuni buzish. Lekin inshaalloh bularning kuchi yetmaydi. Bu ish davom etadi. Islom ummatining birligiga inshaalloh Alloh taoloni nusrati doim bo'ladi. Oxirgi. Xo'p. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Taqdirdan rozi ashariy bo'lganlar. Shularni bir aqida va ularning gaplari bor ekan-da. Allohni osmonda deb e'tiqod qilish, biroq uni malaylarini aqidasi ekan degan ekanlar. Xo'p, bu ham o'sha aytganimizdek taxassus fanidagi gap. Allohni osmonda deb mujassimalak holatda aytsa. Biz qadimdagi ulamolarning aytgan gaplarini qarshisida kim turganligini bilishimiz kerak birinchi. Fahriddin Roziy bu gapni kimga gapiryapti? Uni bilishimiz kerak. Ibn Taymiyaga gapiryapti. Ha? Ha? Ibn Taymiyadan oldin o'tgan Fahriddin Roziy. Yo'q, Fahriddin Roziyga raddiya berganlar Ibn Taymiya. Ibn Taymiya keyin o'tgan u. Ha, Roziy oldingi odamlar. Hali tug'ilmagan odamga raddiya bermaydi. U keyingi odam u. Men o'ylayapman. Ibn Taymiyani Fahriddin Roziy to'g'ri yetishgan deb o'ylayman. Yo'q, Fahriddin Roziy salaf odam, u ancha oldingi odam. Fahriddin Roziyni bu gaplari mujassimalarga Allohni osmonda deb bilish, matnning zohiridagi ma'noni quvvatlash xuddi Fir'avnni Alloh osmonda bo'lsa qani bir araqani qo'ychi, bir bino qurchi, men ham ko'raychi degan oyat bor. Musoning Allohi osmonda bo'lsa degan tushunchadagi odam shunaqa deydi. O'sha mantiqdan kelib chiqib gapiradi. Allohga nisbatan makon isbot qilib bo'lmaydi degan odam osmonda degan oyatlarni demak, isbot qilamiz u ma'nosini Alloh bilamiz deb qutiladi. Tushundingizmi? Qur'onda qayerda fissamo kelgan bo'lsa, aytamizki, fissamo tomon. Ma'nosi nima desa, men tushungan, siz tushungan ma'noni Allohga nisbat berib bo'lmaydi. Alloh mutakallim, gapiruvchi zot. Qanday gapiradi? O'ziga xos sifat bilan gapiradi. Biz uni biz tushungan ma'no bilan, ya'ni til bilan, jag' bilan, mahraj bilan tushunmaymiz uni. Allohga nisbatan nima deymiz? O'ziga xos deymiz, bo'ldi. Kayfiyat bermaymiz, jihat bermaymiz. Sifatlarini isbot qilamiz. Qayerda qanaqa sifat Qur'onda keldi, hadisda keldi, isbot qilamiz. Lekin uning ma'nolarini Allohga topshiramiz. Wal kayf anhu marfu. Qanday degan gap Allohga nisbatan berilmaydi. Imom Malikning gaplari marfu, mana shu eng sahih rivoyat. Alloh osmonda, qayerda, qanday, qanaqa, qancha, bular barchasi Allohga nisbatan berilmaydi. Munosib emas. Men ateistlar bilan tortishganimda xuddi shu gapni gapirganman. Fahriddin Roziyni o'qiganmiz. O'shaning uchun bu uslub bilan boshqalarga murojaat qilganimizda tillarini chaynab qo'ydi ateistlar. Ateistlardan bittasi kelib menga aytayapti. Hamma narsani Alloh yaratgan bo'lsa, ha yaratgan. Allohni kim yaratgan deyapti. Xuddi shu savol. Allohga nisbatan mahluqlarga berilgan ma'noni berib bo'lmaydi. Buni tushunmayapti. Keyin men unga aytdim. Qahvani kim damladi? Qahvachi damladi. To'g'rimi? Qahvachini kim damladi? Desam, qahvachi damlanmaydi-yu dedi. Alloh ham yaralmaydi dedim. Yaralish masalasi Allohga nisbat berilmaydi. Sen aytayapsan, qahvani qahvachi damladi. Qahvachini kim damladi deyapsan? Qahvacha damlanmaydi, tug'iladi u. Uni sifati boshqa u. Alloh subhanahu va taolo hamma narsani yaratadi, yaratilmaydi. Yaratilish bandaga xos. Alloh osmonda deyilmaydi. Ya'ni zohir ma'nosida. Qur'onda kelganini o'qiyveramiz. Fis samoni aytamiz, istavo alal arshi aytaveramiz, muammo yo'q unda.
Kur'an'da sabit sabit. Lekin siz bilen men çüngen managa göre arşının tepesi de, tepe de gende ondan pastı da arş, ondan pastı da su, ondan pastı da dünya değil miydi? Mümkünmez. Allah'a nispeten münasipmez bu. Münasipmez. Allah subhanahu ve ta'ala leyse kemitlihi şey. Hiçbir misali yok zat. Misal, biz körgen narsalarda misal kılamız. Bunu nime okşatamız? Şişeye okşatamız. Bunu nime okşatamız? Mikrofonu okşatamız. Nime gedir okşatamız. Bizde temsil var, misal var. Ha bu, bunu okşarken, bu, bunu okşarken. Ana şu, misal olan Darwin, maymun adamı okşarken demek, adam maymundan dedi, halas. Timsaldan kep çıktı. Timsal bizge tek işli. Allah'ın timsali yok. Yok, Allah hakkında kegen ayetlerinin berçesi, Allah ispat kılgeni dek ispat kılınadı. Keyfiyeti manasıge kirişini miydi? Sarafta kayda var. Emir ruhe, emir ruhe keme caet. Ne dedi gene şu? Kılgeni dek utkızı vardı gene. Ne dedi gene? Özbeşçesine ne yapayım? Özbeşçesine çünüş kıyın. Yani mütehassıslık bu. Kılgeni dek utkızı var. Ne dedi gene? Okup kete vurdu gene. İstiva alal arş buldu. Tohtama uşan dedi gene. Şunda otkaz var diyetti. Unge tohtap durup katta kayırda istiva nime buldu. Kette adam fitnege ketedi. Çünkü ise kayırda katta degen yapını ataylap tarkatçı yaptı. Adamlar şüphege tüsün. Uşa özlerini meydallarına çıkarıp alıp adamlarını topike tıkışsın. Bu doğru mes. Buralarlar. Muzaffer'e savalı izbarakan. Ahol'e savalı. Oturup cevap ver ona. Şimdi mesela durdu değil mi? Yazdı hareket kurulu Medine'ye. Medine'ye topçuldu. Lekin Uzbekistan'a ruhsat vermeyeyim. Şengi sual verip bakacaktım. Ne mege? Medine Üniversitesi'ye bizden ruhsat sorulmaydı. Medine Üniversitesi her yılı 150, ötken yılı 115 nefer. Uzbek milletine mansup yaşlar için kuvvet ajratgan. Juda ko'p odam borib topshirib, o'sha yerda grant o'qishyapti. Sizdan nima so'rashganini bilmadim. Misol tavsiyanoma so'raydi, demakchi. Nima maqsad inomni bermaydi, o'sha tavsiya. Uni xabarim yo'q. Qonuniy asosi. Rasmiy bo'ladi. Yo'q, az. Demak, agar birodar masjidda u tavsiyanoma bilasizmi nima? Musulmonmi, musulmon emasmi degan mazmunda. Oilasi, nasl nasabi, hammasi, ya'ni bular musulmonlar, musulmonlar e'tiqodi to'g'ri, ya'ni bir tashqaridan boshqa g'ayri din yoki dinsiz bittasi kirib qolmasligi uchun, chunki ularni o'zining hadafi bor. Shu nuqtai nazardan so'raladi xolos. Bu imomni berayapti. Nima uchun imomdan so'rayapti? Tafakkur qiling. Nima uchun qo'mitadan yoki O'zbekiston Respublikasi Oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi yoki Xalq ta'lim vazirligidan emas? Vazirlar mahkamasidan emas, elchixonadan emas, imomdan tavsiyanoma so'rayotganining sababi sizning e'tiqodingiz haqida ma'lumotnoma. Buni har qanday odam berishi mumkin. Bitta hech qanday men to'siq ko'rayotganim yo'q. Borib imomga tushuntirib, shunaqangi musulmonligim haqida guvohnoma bering, siz bersa kerak. Idoraga bormi, berdimi? Buni bilmayman. Ularni so'rayotgan narsasini aytyapman. Men tushunchim bo'yicha siyosiy masala bor bo'ldi. Yo'q, unaqa siyosiy masala yo'q. Yo'q, siyosiy masala bo'lsa. Hozir o'qiyapti-yu o'zbekcha. Endi o'shanaqa deb o'yladim. Yo'q. Bu yerda oddiy narsadan murakkab narsa yaratish kerak emas. Siyosat yaratish. So'rayotgan narsasini maqsadini aytdim-ku, ularning maqsadi, ya'ni Madina universitetini bilaman. Har yili kvota ajratishini ham bilaman. Grant u borib o'sha minha ajratadi, ya'ni stipendiya ajratadi, uni o'qib kelinaveradi. Tashkiliy masalalarda biroz sizda tushunmovchilik bo'lgan bo'lsa kerak. Misr masalasida savolingizni qaytaring. Ya, mana Misrda o'qib, misol ma'lum Al-Azhariy ketdim, o'qib keldim, o'sha bitta qas 10 yil o'qidim. Hop. Misol ilmni oldim deylik, diplomni ham oldim, bitirib chiqdim. Ana aqida 10 yil o'qib, o'sha yerda bitirib kelingman, yonimda ishlaysiz. Ya, inshaalloh. Bo'l, men o'zim olaman. Azharni bitirib keling. Maşallah başımı ko'taraman. Bormi shunaqa mard? Bitirib kelgan diplomli mard bormi? Bilasizmi qanaqa qiyinatda o'qish? Qiyin,
Qiyin, o'sha qiyinchiliklarni yengib diplom olib kelgan yigitni men o'zim boshimga ko'tarib, nostrifikatsiyasini o'zim qo'l qo'yib beraman. Olib keling. 10 yil o'qigan, mana diplom, mana bakalavr, mana magistr, mana doktora. Eng oliy ishga qo'ydirib qo'yaman. O'zim ta'lim sohasi. Agar Azhar olib qolmasa sizni. Azhar qo'yib olsa. Chunki Azharni kulliyasini o'qish juda mashaqqat. Bir kursdan ikkinchi kursga o'tish uchun juda katta mehnat, ilm kerak. Magistraturasiga kirgan odamni ularni o'zi ta'zim qilib turadi. Hadratak magister deb. Tushunasizmi? A doktora endi u shayx. Doktorni. Shuning uchun aytayapman. 10 yil o'qigan odam kamida magister darajasiga keladi. Bizga shu mutaxassislar kerak. Hozir Azhar bilan ham Islom akademiyasini munosabati bor. Azhardagi ulamolarni ham bu yerga taklif qilayotganimiz asl sababi azlar bizga ilmli yoshlar kerak. Ko'cha kuyda har xil bir narsalar internetdan ta'sirlanib, har xil narsalar kallasini tiqib olganlar emas. Haqiqiy, ilmli, bilimli. Endi diplomli mutaxassis bo'lsin, o'sha zahoti olamiz. Qancha joylarimiz turibdi. Marhamat. Masalan, Islom akademiyasida eng yuqori lavozimda rektor, prorektor, dekanlik uchun bilasizmi qanaqangi olimlar ehtiyojimiz bor? Fakultetlar ochamiz, kafedralar ochib beramiz. Filiallar tashkil qilib beramiz. Mutaxassis yo'q u. O'sha bitirib kelgan 10 yillik Azhar bitirib kelgan mutaxassis menga top bering. Hozir kerak menga. Hozir, chunki juda katta niyatlarimiz bor. Haqiqatan ham hozir yoshlarimizni har birini alohida e'tibor qilib, ta'limini, tarbiyasini, sifatini alohida ko'zlab turibmiz. Bu juda ham katta narsa. Buning uchun bizni o'zimizga o'sha darajada olimlar, o'sha darajada tarbiyali insonlar kerak. Xudo xolasa, u yerda muammo bo'lmaydi. Inshaalloh boring, bitirib keling. Ayniqsa Azhar bo'lsin, Misr bo'lsin, aytdim-ku, qaysi soha bo'lmasin. Agar davlat ta'lim muassasasi bo'lsa, muammo yo'q. Xususiyda muammoligi, ular o'zi o'yin buzuqlik qilib qo'ygan. İkkita kvartirani olib, yoki to'rtta odamni nima qilib, yoki 100-200 ta odamni kontraktini to'latib turib, bir yildan keyin hech kim topa olmayotgan shunaqa har xil universitetlar bor. Buni ichida yurib, yaqin 20 yildan buyon bilaman. Qancha odam kuydi, qancha odam kechirasiz, har xil munofiqlarni har xil nima deydim mashinnik deydi bizning tilda. Mashinniklarni qo'liga tushib, afsuski shunaqa bo'lib qoldi. 15-iyulgacha, 15-iyulgacha. Hozir sizlarga javob beryapman. 15-iyulgacha tezda hujjatlarni topshiringlar, ko'rib chiqamiz. Xudo xolasi yaxshi bo'ladi. O'zimizdan boraveramiz, faqat bemalol borishlaring mumkin. Ha, lekin ha, Azhar bizga chiqdi. Aniqrog'i bizga emas. Endi buni tarixini aytib beray. Mana efirda ham ketyapti. 2-3 kundan buyon din ishlari bo'yicha qo'mitaga ta'na toshlar otilyapti. Azizlar, bu narsa bizdan chiqib kelgani yo'q. Shayxul Azhar bilan bizni elchimiz uchrashgan, taklif qilgan, elchiga aytgan, shunaqa ko'p murojaat bo'lyapti O'zbekistondan. Shuni tartibga olish qanday bo'ladi? Azhar, sizlar o'zlaring qabul qiluvchisizlar. Sizlar belgilab bergan tartib asosida biz O'zbekiston fuqarolariga yetkazamiz degan elchimiz. Bo'lmasam deb bir taxminan bu masala 2 oycha oldin boshlangan. Ular o'rganib chiqib, bosha qilib, tahlil qilib, har xil holatlarni ko'rib, endi bu yerda nomaqbul ishlar ham bo'lgan, boshqa bo'lgan. Qalbaki hujjatlar bilan ham kelishgan, har xil holatlar ham bo'lgan. U yerda O'zbekiston nomidan ham yurganlar bo'lganda asli o'zbek emas, bizning millat emas, bizning pasport yoki O'zbekiston nomidan har xil ishlar qilib, endi juda sharmandali ishlar. O'shandan keyin shu o'zbekistonlikmi shular deganda, yo'q, o'zbekistonlik emas. Bo'lmasam, iltimos sizlarni o'zlaringning shanlaringni himoya qilish nuqtai nazaridan ham bizga muvofiqa beringlar degan xat. A muvofiqani elchixona berolmaydi, chunki elchixona u yoqda. O'ylab, shu diniy ta'lim bo'yicha qo'mita bo'lsa kerak deb bizga vazifa berishdi. Hali hay'atimizni tuzib olganimiz yo'q, ochig'i. Chunki bizga dam durustdan berilgan bu topshiriq. Demak, bu mas'uliyat ham bizning bo'ynimizda ekan deb, o'sha komissiyaning raisi men ekanman, bugun bildim. Rosti bilan. Yigitlardan so'radim. Zammasmikin mashg'ul? Ha, bekorga yurib.
Bugün soradım, nima bo'lyapti qanaqa desam 15-gacha hujjat topshirasan. Kim ko'rib chiqadi desam, siz u rais deyishdi menga. Mashalloh, olib kelinglar nizomi bo'lmasam. Hozir nizomini ko'rib chiqyapmiz. Endi inshaalloh aytyapmiz. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi, ko'rib chiqamiz. Haqiqatda haqli odamlar, shu yerda o'qiyman degan odamlar bo'lsa, albatta jo'natamiz. Ya'ni ular jo'nashadi, biz xatini qilib beramiz, ular qabul qiladi. To'g'ridan to'g'ri ular qabul qilmasligi mumkin. Bu haqda ular o'zi murojaat qildi. Qiynalib qolmasligi uchun bu yerdan ruxsatnoma olib ketsalaring yaxshi bo'ladi. O'zimizdagi kursilarcha misol, madrasa, maktablarimiz, shu odam ko'paytirish iloji bormi? Azharni. Ha, Alloh omadingizni bersin. Bilaman. Eng katta savol har yili yozda shu bo'ladi. Qanday kiramiz, qanaqa bo'ladi, kvota masalalari hammasi. Endi talab va ehtiyojga qarashimiz kerakda. Hozir har qanday ta'lim muassasasi, u o'rta maxsus bo'ladimi, oliy bo'ladimi, institut, universitet bo'ladimi, akademiyalar bo'ladimi, talab o'rganib chiqiladi. Bu ta'lim bozori bu, qo'pol qilib aytganda. Talab va taklif bo'ladi. Talabni o'rganib chiqqandan keyin qayerga qancha kadr kerakligi haqida ma'lumotlar bazasi taklif shakllantiriladi. Taklifdan kelib chiqib, demak, o'sha hamma ishlarimizni biz shakllantiramiz. Talab va taklif o'rtasidagi munosabatdan kelib chiqqan yaxshilab tayyorgarlik ko'ring, qayerga topshirgansiz? Ko'kaldosh. Ha, Ko'kaldosh endi bu Ko'kaldoshlikda muammosi bor. Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo, Jizzax. Mana shu viloyatlar hammasi Ko'kaldosh keladi. Chunki ularda madrasa yo'q. Buni yashirmay aytayapman, muammoni bilamiz. Samarqand endi ko'proq Buxoroga boradi yoki Qashqadaryoga o'tishi mumkin. Qashqadaryo, Surxondaryodagi madrasalarimizga endi mana Xudoga shukr o'tgan yili Termizda madrasa ochildi. 2 yildan keyin u oliy ham bo'ladi, o'rta maxsus va oliy bo'lib ochiladi. Ya'ni sekin-sekin bu narsalarni ham joyiga qo'yamiz. Hozir o'rganib chiqilyapti, qayerda qanaqa ehtiyoj borligini, kvotani kengaytirish masalasi. Bu masalalar birdan hal bo'lmaydi. Men hozir bo'ldi, boring, kirib ketasiz deya olmayman. Yaxshi tayyorgarlik ko'rish kerak. Bu yil ham test bo'ladi, aytib qo'yay. Chunki hop, 7000 dan ortiq talaba, likka da'vogarlar bor. Ularni bir vaqtni o'zida madrasalarda ijodiy imtihon orqali olish juda ham qiyin. Mashaqqat. Uni biz nazorat qila olmay qolamiz adolatini. Shuning uchun test markaziga beryapmiz. Yaxshi tayyorlansangiz, Xudo xohlasa, birinchilardan bo'lib o'tib ketasiz. Duo qilamiz. Inshaalloh. Xudo xohlasa. Odam jahl chiqadi. Haqiqiy ilm olgan keladi, misol ilm. Son ko'pchilik ilm olaman deydi-ku. O'zimizda yo'q deb aytmoqchiman. Mablag' tarafdan emas. Ilm olaman deydi yoshlar, misol yo'q deb sharoit. Oraga ham imkon qadar o'tish yo'q ustozda, ba'zi endi sharoit yo'q demang, ismingiz nima edi? Muhammad. Muhammadjon. Sharoit yo'q demang, sharoitni kengaytirib beringlar deng. Mana sharoit borligini aytib turibmiz. Sharoitlarni bor, yo'q bo'lsa yo'q derdik. Kengaytirib berish masalasi bo'yicha o'ylayotganimiz ham aytyapmiz. Sharoit yo'q emas, bor. Undan foydalanaylik. Yana endi qo'shimcha agar Qur'on o'qish masalasi bo'ladigan bo'lsa, mana suhbatlarda ham aytildi. Xudo xohlasa, Qur'on kurslarini biz ko'paytiramiz. Loyihasini aytib qo'yaveray. 3 oylik hozir Qur'on kurslari. Xudo xohlasa, duo qilib turasizlar. Qisqa muddatli va uzoq muddatli degan dasturlarni qo'yyapmiz. 3 oyda ko'p odam qoniqmayapti. Buni bilamiz o'zimiz ham. Ozlik qiladi. Muayyan maqsadga yeta olmaganligi uchun masalani rahbariyatga biz taqdim qildik. Rahbariyat o'zimizga vazifani topshirishdiki, unaqa ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, marhamat dasturni shakllantiringlar, ko'rib chiqib, o'rnatilgan tartibda imkoniyat qilib beramiz. Ehtimol 1 yillik, 2 yillik kurslar ham ochilar. Tushunyapsizmi? Qur'onni mazza qilib, har tomonlama o'zlashtirishga imkoniyatlarni ochamiz. Xudo xolasa. Duo qilib turasizlar. Kurslarimiz, hozirgi mavjud madrasalardagi kurslarimizni kvotalarni kengaytirish kerak. Bu masalani qo'ydik. Yashirmayman, statistikani aytib beraman sizlarga. Toshkent shahrida hozir mana 3 ta madrasamizda Qur'on kurslari bor. To'g'rimi? Ko'kaldosh, Hadisha Kubro va Mahad. Mahadimizda.
Başka joylarda bitti ikide. Buxoroda ikide. Qolgan joylarda bittadan. Toshkent shahrida hozir umumiy hisoblaydigan bo'lsak, 3ta bo'lishiga qaramasdan bugun Qur'on kursiga ariza topshirsangiz, 4 yildan keyin sizga navbat keladi, bilasizmi shuni? 4 yil. Yashirmayapman buni. Bilamiz muammoni. Shuncha hozir topshirib bo'ldi, kengaytiringlar. 120 ta olarmidilaring? Endi 200 ta olinglar, 500 ta olinglar. Nimaga cho'zilib 4 yil yurish kerak? Nimaga bizning farzandlarimiz qayergadir chiqib ketish kerak? Nima uchun qayerlargadir kimidir qo'liga borib, hozirgidek chasni o'qishlarga borib, xudo biladi aytdi, nimalarni o'qib, kimlarni ta'siriga tushib, endi ko'p narsalarni bu yerda aytib bo'lmaydi. Ta'siriga rostmana tushayotganlar bor. Borib Qur'on o'qiyapti deb o'ylaysizmi faqatgina? Shunaqangi aqidasini to'g'rilab, muvozanatini burib qo'yyaptiki, ertaga kelib o'zi bu yerda nima qilayotganini bilmay qoladi. Bu ofat bu. O'shaning uchun uni ochamiz. Xudo xohlasa Toshkentda tajribasini tariqasida yana 4 ta joyda alohida kengaytirilgan holda Qur'on kurslari ochishga hozir dasturini tayyorlayapmiz, shakllantiryapmiz. Va bundan tashqari xudo xohlasa O'zbekiston xalqaro islom akademiyasini, demak, raqamli universiteti ochiladi. Onlayn platformada xuddi Kembrij universitetida, Oxfordda yoki boshqa katta-katta universitetlarda shakllanganidek, bu yerda ham to'la qonli abituriyent bo'ladi, talaba bo'ladi, o'qiydi, har kunlik darsini topshiradi, himoya qiladi ishini, diplomini oladi. U ham kunduzi qanday bo'lsa, onlayn o'qigan ham shunday kuchga ega bo'ladigan darajada hozir juda jiddiy topshiriq olganmiz, topshirig'ini juda jiddiy joydan olganmiz, ishlayapmiz bu haqda. Bu ham demak sizlarning talablaringizni qondirish uchun yoshlarni demoqchiman. Bu masalada ham xudo xohlasa qilinadi va u yerda albatta Qur'oni Karim, Qur'oni Karimni ham mana Aljon qori boshchiliklarida bir guruh yurdi, shu bilan ham hozir gaplashib oldik. Alohida hozir qorilar guruhini tuzyapmiz. Ko'p gap gapiryapman. Yo'q, shunday bora. Bu hali qilinmagan ishlarda endi. Bu keyinchalik aytamiz deb qo'ygan narsalarimiz. Qorilar guruhini, ijozasi bor qorilar guruhini shakllantiryapmiz. Xudo xohlasa u onlayn platformada o'qiyotgan odam Qur'on kursida o'qiyotgan bo'lsa, muayyan o'sha qiroatul ashardan bittasini kamida, bo'lmasam 3 tasini. Qaysidir bitta sura bo'lsa, bitta suraga. Masalan, bitta 100 ga bo'lsa, 100 ga. Alloh nasib qilgan bo'lsa, to'laqonli Qur'onga bo'lsa, Qur'onga qaysidir bir qorini ijozasini kamida aqal bitta olib berishga harakat qilamiz. Endi o'zimizni an'anaviy qiroat saqlab qolgan holda. Ya'ni o'ylayotgan narsamiz nihoyatda ko'p. Alloh nasib qilsa qilamiz. Mana aqida darslarini tashkil qilinadi, fiqh bo'yicha yo'nalishlarni. Bu hammasi onlayn platformada bo'ladi. Bu o'zi emas lekin. Va bu internetda kimidir dars deb aytayotgan mavizasi ham emas aytib qo'yay. Bu to'laqonli dars bu. O'qituvchi bo'ladi, professor, talaba bo'ladi. Auditoriyada qanday o'tirgan bo'lsa, onlayn platformada shunday o'tiradi. 70 soat dars qoldirsa, haydaladi universitetdan. Ya'ni ishlarimiz ko'p. Marhamat. Masha, YouTube'ga kengayishli bo'ladi deysizmi? Xudo xolasa, endi ozgina vaqt kerak bo'ladimi? Lekin shu vaqt davomida, masalan, shu farzandimizni askarga jo'nataman desa, yosh cheklovi yo'qmi o'tmani, masalan, bu punktga bormasa, bu narsani kengaytirguncha davr yoshni ko'p savollarga javob berib olay. Men qiynayotgan narsalardan bittasi, yo qiynab qo'yganingiz bilasizmi nimada? Uzr, javob olgan bo'lsangiz, bemalol o'ting, rahmat. O'sha yerda muammo bo'lgan. Ko'p bolalar yo'qolgan. Endi bu yerda aytiladigan gapmi, yo'qmi? Ochkasini so'rashib kelishdi. Rasmlarni ko'rdim o'zi.
Mana qana narsalar endi gapirmay qo'yinglar. Biz o'zimiz qiynalaveramiz o'shalar. Shuncha ota-onalarning mas'uliyatsizligi nuqtai nazaridan bu masala ham ko'tarilgan. Tushunyapsizlar? Sotib olishgan. Har xil holatlar bo'lgan. Qo'yaverasiz. Qur'on uchun ketgan o'sha bolalar. Huzur. Xullas muammolar bor. Shunga hozircha yosh kesimini balog'atga yetgan bo'lsa, u masalani ijobiy hal qilib beramiz. Borib, o'sha Azharni maxsus kurslarda o'qib, keyin kulliyaga kiraman, boshqa qilaman degan pasportli bo'lsa, murojaat qilinglar. Xudo xolasa, men o'zim o'sha yerdaman, hal qilib beraman. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Lekin yosh bolalar masalasida hali oxirga yetmay turibmiz. Bu dinni to'sish nuqtai nazaridan emas, buni himoya qilish kerak. Agar o'sha ota-onalar ozgina mas'uliyatni his qilib, bolalarini o'zlari borib o'qitganda bu masala ko'tarilmasdi. Shunaqangi narsalar keldi, qo'yaverasiz, tot divarasiz. Afsus. Ahmoqlarning qo'liga tushgani bor, yosh-yosh bolalarimiz. Zo'ra qaytarib olib keldik, ochig'i. Men aytib bo'lmaydigan narsalar. O'zbek xalqining shaniga to'g'ri kelmaydi, sizlar qilmaysizlar shu narsani. Bolalarning o'zlarining qatga bo'lsa yetalab olib borib o'qitinglar, olib kelinglar. Kimgadir ishonib berib qo'ymanglar, qo'yinglar. Ya'ni bu masala ham hal bo'ladi, Xudo xohlasa, lekin hozircha bugun masala shuki, balog'atga yetgan bo'lsa, murojaat qilinglar 15-iyulgacha qilib beramiz hammasini. Hozircha diniy ta'limni bizneslashtirish haqida tijoratlashtirish bo'yicha ozgina ertaroq. Lekin taklifingiz o'rinli, buni biznes sifatida emas, o'sha yerda aytaylik Toshkent Islom instituti Manhattan yoki Ko'kaldoshning filiali sifatida nimanidir ochib turib qilishimiz mumkindir. Biz to'xtaganimiz yo'q, har tomonni o'ylayapmiz, lekin xususiy sektorga hali berilmaydi bu narsa. Buni faqatgina O'zbekiston musulmonlari idorasi tasarrufidagi diniy ta'lim muassasalariga beriladi. Aytaylik, Anjon madrasasida hozir bor. 60 ta odam o'qiydi Qur'on kursini. Shuni 200 taga, 300 taga chiqarmoqchimiz. Hozir ular o'zlarini qorilarini tayyorlashyapti. Mana shuncha auditoriya kerak, mana shuncha o'qituvchi kerak. Mana bu muddat deysa, 3 oylik, 6 oylik, 1 yillik kurslarni Xudo xohlasa joriy qilishimiz mumkin. Yoki u shunaqangi, masalan, Samarqanddagi hadis maktablarining bazasida ochishimiz mumkin yoki Fahriddin Roziy Urganchdagi va hokazo. Hozir bu narsalar hammasi ko'rib chiqilyapti. Mavjud imkoniyatlarni kengaytiryapmiz. Toshkent shahrida tajriba sinov tariqasida 4 ta joyda alohida ochilyapti. Ochiladi. Bu narsalar to'xtab qolmaydi azizlar. Sizlar sezdilaringmi, yo'qmi? Qalbimizni eng to'lqinlantiradigan, hammamizni o'ylantiradigan bir muddat to'xtab shukrona qilib yig'laydigan gapni aytdingiz. Ham qonunda diniy libosni o'z-o'zidan chiqib ketdimi? Hamma shu yerda shuni jabrini tortganlar bor. Hamma. Kim tortmagan? Hamma. Shu chiqib ketdi, tasavvur qilasizlarmi? Bundan bir oy, bir yil oldin hech kim o'ylaganmi shuni? Shu qonunni shu moddasi chiqib ketadi deb. Bu jarayonlarni ham men Xudoga shukr ichida men ko'rib turibman nimalar bo'layotganini. Ko'ngilni to'q qilish kerak, Allohdan so'rash kerak. Bizi tepamizda dinimizni qayg'usini qiladigan rahbarlarimiz bor. Men buni ortiga gap gapira olmayman. Inshaalloh bir ikki kundan keyin imzo qo'yiladi. Hammamiz xursandchilik bilan kutib olamiz. To'g'ri, ayrim savollarimiz yechilmay qolgandir. Bugungi kun unga talaba tayyor emas. Diniy ta'lim masalasi norasmiy chiqish qilyapman. Hozir chiqqandan keyin rasmiy sharh beramiz. Sharhda bu gaplarni men aytmayman.
lekin norasmiy bo'lgancha aytib ketyapman. Diniy ta'lim muassasasi masalasi ham bor edi. Mana bu Misrdagi holatlar, Turkiyadagi holatlardan kelib chiqqandan keyin bu masalaga hali biz tayyor emas ekanmiz deb azgina min chetga surildi. Har xil hozir tarmoqlarda biz hurmat qiladigan odamlar yoki boshqa-boshqalar sharh berib yotishdi. Azizlar, bu sharhni tagida o'ylamasdan berilayotgan holatlar ham bor. Ko'p narsani ochiq aytib berishga to'g'ri keladi, lekin ayrimlarini ayta olmaymiz. Ayta olmayotganim hozir aytayapman. Diniy ta'lim bo'yicha hozir sizlar keltirgan ayrim faktlar bo'lganligi uchun shoshma bo'lmasam, diniy ta'limni biz o'zimiz bu yerda mustahkamlab olaylik. Xudo xohlasa unga ham qaytamiz. Lekin mana bu masalalar qilishi mumkinmi? Qilishi mumkin. Xalqqa erkinlik berish kerak, imkon berish kerak. Shu narsani so'rayaptimi? Xalqimiz ongli, aqlli, tushunchasi bor, madaniyatli, tafakkuri bor. Bu berilayotgan yengillikni suiiste'mol qilmaydi. Bu yengil berilayotgan yengillikni to'g'ri qabul qilib, duo qilib, shukrini qiladi. Xudo xohlasa biz yana harakat qilib, Allohning izni bilan yengilliklarni beraveramiz degan tagida g'oya bor azizlar. İnşallah. O'shaning uchun bu narsaga og'ishmaylikda, mana shu qilinayotgan har bir xatti-harakatni o'ylab, bosib, farzandimizni qayerga beryapmiz, kimga beryapmiz, chet elga jo'natyapmiz, va hokazo. Bu yerda faqat hozir chet elga jo'natishda din haqida ko'p gapirilyapti. Lekin Abrorxon domlaning juda yaxshi gaplari bor, har xil ali ranglik toifalar haqida ham gapiradilar. Yevropa, boshqa joylarga jo'natayotganda ham sal bolalarni tarbiyasi, dunyo qarashi, mafkurasi, tafakkurini to'g'ri shakllantirib jo'nataylik azizlar. Ertaga u din emas, umuman dinsizlarning ta'siriga ham tushib kelishi mumkin. Shuning uchun bu tomonni ham tarbiyasini olish kerak. Ya'ni ifrot va tafrit masalalarida haddan ortiq chuqur kirib ketish yoki haddan ortiq uzoqlashib ketmaslik masalalarini ham to'g'ri, ya'ni vasatiya, o'rta yo'lni to'g'rilab ko'rsatib berishimiz kerak. Siz bilan bizi vazifamiz, bolamiz hali kichkina, balog'atga yetib 18, 19, 20 yoshga kirgan bo'lsa ham hali bola u hech narsani ko'rmagan. Ertaga kimidir ta'sirga tushib keladigan bo'lsa, yo butunlay xudo saqlasin bir radikallashib qolishi mumkin, yo butunlay dinsiz bo'lib kelib nima bu ahvol, nima bu namozing deb qoladigan holatlarni o'zimiz ko'rdik. Umuman dinsiz holatda kelgan, kelib menga iltimos qilishdi, nasihat qilib bering. O'g'lim mana falon joyga jo'natgandim, bu Yevropaning eng nufuzli falon narsasiga. Ahvoli mana bunday bo'lib keldi deb. Shunaqa holatlarni ko'rdik, hayron qolasiz. Azamxon domlalar bilan suhbatga nima qildik? Bibliyani yodlab ketdi bittasi. Otasi qori. Xullas gap ko'p. Azizlar, Alloh xushyorlikdan o'zi bemor musibat qilmasin. Savolim ko'payib ketdi. To'g'ri savol. Hozir aytdim, ha, taqsir. Do xutringlar, xudo xolasi imzo chekiladi dedim. Bu degani hamma yoqda hali qo'llaringizga yetib borib qursan ham bo'ladi. Sizning savolingiz juda ham o'rinli. Bu savol bo'lmasa hayron bo'lardim. Harakat qilish kerak. Har bir maktabning o'zini petsoveti bor. Universitetda ilmiy kengashi bor. Ana shu ilmiy kengashining qarorida shu narsa o'tib ketib qolmasin. Ota-onalar harakat qilinglar o'zlaringiz. Petsovet hal qiladi buni. Yo'q, tushundingizmi? Ichki nizomni petsovet tasdiqlaydi. Ota-onalar kengashi bor. Nimani? Qonun cheklab o'ting demayapman. Shakllantiring o'zingiz deyapman. Qachongacha tayyor qilib bersa deb o'tiramiz. Borib harakatni qilish kerak. Asosan o'sha maktab. To'g'rimi? Hop. Boring. Boringlar. Hal chiqsin. Majlisga boringlar, tushuntiringlar, bu xalqning talabidan